Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta Netbil yayınları EYT deneme sınavı ile beraberiz. Ben Serkan Ünlü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyorum. AB gerçel sayılar olmak üzere 12. kökten 2 artı b eksi 6 artı 8. kökten a eksi b eksi 9 0 olduğuna göre a çarpı b kaçtır diye soruyor. Şunu unutmayalım. 2 yeninci kökten herhangi bir x sayısı için bu mutlaka içindeki reel sayı ise sıfırdan büyük eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman 1 artı iken 1 eksi olamayacağına göre toplamların sıfır olabilmesi için içlerinin her ikisinin de sıfır olması gerekir. Buradan 2 artı b 6, a eksi b 9, alt alta toplarsanız 3a eşittir 15, a 5, b dediğiniz eksi 4, çarpımlarını soruyor, o da eksi 20 olur. Bursa doğru cevap. İkinci sorumuz. Ülkemizde yaşanan yangınların ardından ağaçlandırma seferberliğine katılan bir şirket, 81 ilde bulunan her bir şubesinde çalışan 625'er kişi adına kişi başı 14 ağaç dikmeye karar veriyor. Bir fidanın maliyeti 15 TL olduğuna göre bu şirketin fidanlar için ödediği toplam tutar kaç TL'dir? Bu durumda şirket öncelikle her ilçin ağaç dikeceğine göre 81. Her 625 şube var ve her şube içinde 14 ağaç dikecek. Şunu da unutmayalım. Bir ağacın maliyeti de 15 TL ise işte bu bizim toplam maliyetimiz. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 14 çarpı 15. Bakın şurası 15 üzeri 4 çarpı 15 çarpı 14. Yani 14 çarpı 15 üzeri 5 olur. Bu da Ceyhan'da var. Ceyhan aradığımız doğru cevap. Emrah gün sonunda plajda bulunan şezlongları üst üste koyarak aşağıdaki gibi dizmektedir. 3 adet ve 5 adet şezlongun oluşturduğu yükseklikler toplamı 13 adet şezlongun oluşturduğu yükseklik ile aynıdır. Şimdi bakın alt kısmını A diyelim arkadaşlar. Her bir şezlongdan gelenlere de şöyle B diyelim. O zaman 3 adet şezlongun yüksekliği A artı 3B olmalı. Ve bu 3 adet ve 5 adet diyor. 5 adetten de A artı 5B gelecektir. Bu toplam 13 adet A artı 13B'ye eşit olacak. 2 artı 8B A artı 13B ise A dediğimiz 5B olmalıdır arkadaşlar. Bu durumda diyor ki bize ikili ve dörtlü olarak grupladığı şezlongların birer tanesinin yükseklikleri toplamı kaç şezlongun üst üste konulmasıyla aynı yüksekliğe sahiptir. İkili yaptığımız A artı 2B, dörtlü dediğimiz A artı 4B, bu toplam arkadaşlar A 2A artı 6B'dir. Bir tane A yerine 5B yazarsak A artı 11B olur. Bu da gördüğünüz gibi 11 tane şezlongun üst üste konulmasına eşittir. Ceyhan aradığımız doğru cevap. X ve Y tam sayılar 11 bölü 2X artı Y eksi 7 ile 11 bölü X artı Y eksi 1'in toplamı 1 olmuş. Bu ancak şöyle gerçekleşebilir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir 1 olmalı. Yoksa x, y tam sayı olduğu sürece bu gerçekleşemez arkadaşlar. Bunun 1 bölü 2 olabilmesi için demek ki şu alt tarafın 22. Aynı şekilde şu alt tarafında 22 olması lazım. Yani 2x artı y'miz 29. X artı y'miz de 23 olmalı. Alt alta çıkartırsanız x 6, y 17 olur. Y eksi x farkı soruluyor bize. 17'den 6'yı çıkartırsak 11. Bursa aradığımız olacak. A büyük 2 ve k eleman doğal sayı olmak üzere. Yuvarlak k, k faktöriyel sayısında bulunan asal çarpanların sayısı olarak tanımlanmış. Örneğin yuvarlak k 7 faktöriyelin içinde neler var? 2, 3, 5, 7 olduğu için 4 olarak tanımlanmış arkadaşlar. Bakın yuvarlak K 6 olmuş. İçindeki asal çarpan sayısı 6 ise o zaman içinde 2, 3, 5, 7, 11, 13 var demektir arkadaşlar. Bir sonraki asal çarpan 17 olamaz arkadaşlar. Bu durumda bizim K sayımız 13 faktöriyel 13 olabilir. 14 olabilir. 15 olabilir. 16 olabilir arkadaşlar. 17 olamaz. 17 olursa içinde 17 de olacağı için eşiti 7 olması gerekir. 13'ten küçük olamaz. O zaman içinde şu 5'i olur arkadaşlar. 13, 14, 15, 16. 4 tane farklı k vardır. Ceyhan aradığımız doğru cevap. Yukarıda verilen şekilde her sütundaki sayıların toplamı birbirine eşittir.
Şu sütunu toplayacak olursak bu sütun 19 ise o zaman şu üçünün toplamı 19. Şu üçünün toplamı 19 olması için A artı B'nin de 10 olması gerekir. A artı B 10, C artı D artı E 19, 10 artı 19, A artı B artı C artı D'nin toplamı 29 yapar. Adana doğru cevap. Sıradaki sorumuz, yukarıda verilen tabloya göre Y sayısından itibaren her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşittir. Bu durumda 8 ile x'in toplamı bakın y'ye eşittir. Şu ikisinin toplamı da 20'ye eşittir. Yani 2x artı 8 de 20 olmalı arkadaşlar. Bu durumda x dediğimiz 6 olur. Yani 8, 6, 14, z de 34 olur. X eksi y'miz eksi 8. Bunu 34 ile toplarsak 26 Denizli'de aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Arda arda gelen iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılara Bern asalı denir. Buna göre iki basamaklı en büyük Bern asalı ile üç basamaklı en küçük Bern asalının toplamı kaçtır? Arda arda gelen iki farklı asal diyor. Bakın o zaman asalları hemen yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bu şekilde gidiyor. Bu ikisini alırsanız 7 çarpı 11'den en iki basamaklı en büyük Bern asalını bulursunuz. Şu ikisini alırsanız arkadaşlar 143 ile de 3 basamaklı en küçük Bern asalını bulursunuz. İkisini toplarsanız o da bize 220 verir. Denizli aradığımız doğru cevap. Evet, bir şekil işlem sorusu. Ortaya yazılan n faktöriyel kenarlardaki kutuların içine yazılan x, y, z'nin çarpımını eşitmiş arkadaşlar. Buna göre 5'ten büyük tam sayılar için x 10 iken n artı y artı z artı toplamı kaça eşit? Bakın burası 10 mu? 10'la bu sayıların çarpımı bize n faktöriyeli verecek. Yalnız 5'ten büyük tam sayılar için. Yani burası 5 olsa 120 yapmaya çalışacağız. O zaman burası 6 olsa arkadaşlar 6 faktöriyelden dolayı 10 çarpı y çarpı z'yi 720 yapmaya çalışacağız. Bu durumda y çarpı z'miz 72 olacak. Az olmasını istiyorsak ne verelim? 9 ve 8 verelim. N sayımız da 6 olsun. Toplamları da en az 23 olabilir bu şartlarla. Edirne aradığımız doğru cevap. Yine bir şekil işlem sorusu. B üstünde ve altında olduğunda x'ten büyük en küçük iki çift sayının toplamı şeklinde tanımlanmış. Mesela arkadaşlar bakın burası 7 olsun. 7'den büyük en küçük iki çift sayı 8 ve onun toplamı 18 şeklinde tanımlanmış. Eğer v'ler x'in yanında olduğunda ise x'ten küçük en büyük iki tek sayının toplamı. Yine burayı 7 olarak düşünürsek bundan küçük iki tek sayı ne var? 5 ve 3'ün toplamına eşit arkadaşlar. Buna göre k bir tek sayıymış. Bu önemli. O zaman k-1 dediğimiz bir çift sayıdır. Bundan büyük en küçük iki çift sayının toplamını alacakmışız. K bir tek sayı olduğuna göre arkadaşlar k-1 çift k-1'den büyük iki çift sayının toplamı k-1 ve k-3. k-4 dediğimiz bir tek sayı. Bundan küçük en küçük iki tek sayı da k-2 ile k olmalı arkadaşlar. Bu toplamda k-9'muş. 2k-4 eşittir artı 2k-2 eşittir k-9. 4k-6 eşittir k-9. k-15 k-5 Adana aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Yukarıda verilen yoğurt kabının üzerinde ağırlığı ve bu kabın ağırlığında oluşabilecek hata payı gösterilmiştir. Buna göre yoğurdun ağırlığı x kilo x gram olmak üzere x'in sağladığı eşsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda denemelerde sürekli çıkıyor. Taktiğiniz şu olmalı. Öncelikle yoğurdun ağırlığı ne olabilir? Bunu bulmalısınız. 1000 gram, 1000 gramın %2'si arkadaşlar 20 gram yapar. Yani 20 gram eksik ya da 20 gram fazla olabilir yoğurt tarttığınızda. Bu durumda bu ne demektir? Ya 980 gram gelecektir ya da 1020 gram gelecektir ağırlığımız. Şimdi yapmanız gereken de şıklarda tek tek verilen eşsizlikleri çözüp bunu sağlayanı bulup işaretlemektir.
Biz doğru cevap a şıkkını çözecek olursak a eksi 20 küçük eşittir x eksi 1000. O da küçük eşittir 20. 1000 eklersek 980 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 1020'yi sağlıyor a şıkkı. Dolayısıyla adı a şıkkı aradığımız doğru cevap. Bir yardım kurumunda Ramazan şerbeti dağıtılmaktadır. Bu kurumda görevli olan Nihat hazırladığı şerbeti 24 litrelik 2 eş kovaya doldurup 0,4 ve 0,6 litrelik bardaklarla 68 kişilik bir topluluğa ikram etmiştir. Bu 24 kişilikten 2 tane olduğuna göre toplamda 48 litre şerbet hazırlamışız. Bunu 0,4 ve 0,6'lık bardaklarla dağıtmışız. 0,4'lük bardaklarla x kişiye verirsek 0,6'lık bardaklarla da 68 eksi x kişiye vermeliyiz arkadaşlar. Dağıtımdan sonra kalan şerbetin İkram ettiğinin yarısını görmüştür. Şu 48 litrenin dağıttığı kalan A ise dağıttığımız 2 A'ymış arkadaşlar. Bu durumda 3 A 48, A eşittir 16, 2 A dağıtılandı. Bu dağıtılana yani 32'ye eşitmiş. 0,4x artı 68'e 0,6'yı çarparsak 40,8 eksi 0,6x eşittir 32. Buraya atarsak 8,8 eşittir 0,2x yapar. 0,2'ye bölersek x eşittir 4 buluruz arkadaşlar. Zaten bize de 0,4'lük bardakla kaç kişiye ikram edildiğini yani x'i soruyordu. Ceyhan'ı aradığımız doğru cevaptır bizim. Online ders takibi yapan Elif'in elindeki tabletin şarj göstergesi aşağıdaki gibi 6 eş bölümden oluşmaktadır. Tabletin çalışma süresi ile bataryasının dayanabileceği süre doğru orantılıdır. Elif'in online dersleri 40 dakika ve ders araları 10 dakika sürmektedir. Birinci derse başladığında bataryanın görüntüsü buymuş. Elif'in tableti aralıksız kullanılarak 4. dersin 10. dakikasında bitmiştir. Acaba ne kadar süre kullanmış? Birinci ders için 40 dakika kullanmış, 10 dakika mola vermiş. İkinci ders için 40 dakika kullanmış, 10 dakika mola vermiş. Üçüncü derste de 40 dakika kullanmış, 10 dakika mola vermiş. Dördüncü derste de 10 dakika kullandığında bataryamız tükenmiş. 50, 100, 150, 160. Yani 160 dakika dayanmış. Burada bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 gösterge 160 dakikaymış. 5G 160 ise göstergemizin bir tanesi 32 dakikalık şarj ömrü veriyor. Buna göre batarya görüntüsü bu olursa tablet aralıksız kaç dakika çalışır diye sormuş. Bir tanesi 32 ise bakın burada iki tane göstergemiz var. 64 dakika çalışır. Denizli aradığımız doğru cevap. Yukarıda verilen grafikte denizden çıkarılan deniz kumunun ağırlığının günlere göre dağılımı verilmiştir. Bu 5 günde günlük ortalama kaç ton deniz kumu çıkarılmıştır? Son derece kolay bir soru. Toplam kum ağırlığını 5 güne bölersek bize ortalamayı verecek arkadaşlar. Pazartesi 50, Salı 40, Çarşamba 65, Perşembe 80, Cuma da 25. Bunu 5'e bölerseniz 52 Denizli aradığınız olur. AB pozitif tam sayılardır. A sayısı ekok 21B'ye eşitmiş. Buna göre B tek ise A da tek sayıdır. Evet, B tek sayısı artık arkadaşlar ortak katlarını aldığımızda çift sayı gelmez ikisinden. Dolayısıyla bu daima doğrudur. A çift sayı ise 21'in katı olarak çift sayı gelemeyeceğine göre yani 21'den gelmeyeceğine göre bu şekilde bölüp böldüğümüzde demek ki B kesin B'den gelecek çift sayı. Bu da doğru. A 21 ise B'nin 5 farklı değeri vardır. A 21 ise B sayısı 21'e tam olarak bölünmek zorundadır. Dolayısıyla 21'in bölenlerine baktığınızda 1, 3, 7 ve 21 4 tane böleni var. 4 farklı B yazabilirsiniz. 3. öncül doğru değil. 1, 2, Ceyhan aradığımız doğru cevap arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir şekil işlem tanımlama sorusu. Şu elips şeklindeki ifadenin içine K ile M ne yazıldığında bu K ile N'nin toplamının L ile M'nin çarpımına bölümü şeklinde tanımlanır. Buna göre 21,58 ve 32,69 sayılarından hangi sonuç elde edilir diye soruyor. 21,58'den 2 artı 8 bölü 1 çarpı 5.
Bu 32,69'dan da arkadaşlar 3 artı 9 bölü 2 çarpı 6 elde edelim. Burası 10 bölü 5. Burası 12 bölü 12. 2 artı 1, 3. Adana aradığımız doğru cevaptır bizim. F, A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. Örten fonksiyon ise eleman sayıları eşittir demiş. Birebir ise A daha küçük eşit. Birebir örtense eleman sayıları eşit. Örtense F, A, B'dir demiş. Ve hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar burada şöyle size göstereyim. Eğer sizin fonksiyonunuz örten ise ne olmak zorunda? Yani bu küme AB, bu küme 1, 2, 3 olsa sizin bunu örtme şansınız var mı bu kümenin hepsini? Örtemezsiniz. Dolayısıyla örten ise kesinlikle A kümesinin eleman sayısı ya eşit ya da daha büyük olmak zorundadır. Yani burası daha fazla olduğunda da siz bu kümeyi rahatlıkla örtebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu daima doğru değildir. Evet, eşit olduğu durumlarda da örten oluşturabilirsiniz ama A kümesi daha büyük olduğunda da örtenlik sağlanabilir arkadaşlar. Birebir fonksiyon ise aynı mantığı tekrar kullanalım, mantık yürütelim. Eğer arkadaşlar A kümeniz daha fazla olursa bu sefer. Bakın A birine gitti, B birine gitti. C de mecburen bu ikisinin gittiğinin herhangi birine gitmek zorunda kalır. Birebirlik bozulur. Dolayısıyla sizin fonksiyonunuzun birebir olabilmesi için bir kere ya eşit ya da sağ taraftaki B kümesinin daha fazla olması gerekir. Bu daima doğrudur. Birebir örten fonksiyon ise hem birebir hem örtebilmeniz için eleman sayıları eşit olmak zorundadır. Yoksa ya birebirlik ya da örtenlik bozulur. Unutmayınız arkadaşlar. F örten fonksiyonsa, evet senin bir örten fonksiyonun varsa A'nın gittikleriyle senin değer kümen aynı olmak zorundadır. Görüntü kümesi değer kümesine her zaman eşit olur örten fonksiyonlarda. 2, 3, 4 doğru cevap Edirne. Bir manava aynı gün içerisinde iki kamyonet karpuz gelmiştir. Kamyonetlerin birini manavın çırağını, diğerini ise manavın kalfası boşaltacaktır. Çırak 5 dakikada 20 karpuz, kalfa ise 1 dakikada 6 karpuz boşaltabilmektedir. Dakikaları eşit diyelim. Bakın çırak 1 dakikada 4 karpuz boşaltıyor. Kalfa ise 1 dakikada 6 karpuz boşaltıyor. Kalfanın 180 karpuz boşalttığı anda, kalfa 180 karpuz boşalttığı anda ne kadar süre geçer arkadaşlar? 30 dakika süre geçer. Bu 30 dakikalık sürede çırak ne kadar boşaltır? 120 tane boşalt. Daha çırağın boşaltması gereken kaç karpuz var? 140 karpuz var. Peki bu süre ne kadar olur? 140'ı 4'e bölersek daha 35 dakika daha zamana ihtiyaç var. Çırakla kalfa aynı anda işi bitirdiğine göre demek ki kalfa 35 dakika daha çalışacaktır. Dakikada 6 tane boşalttığına göre 35 çarpı 6 demek ki 210 tane daha kalfa da boşaltacak. Çırak 260 tane, kalfa 390 tane. Toplamda da bunlar 650 tane karpuz boşaltacaklar. Edirne doğru cevap. Aşağıda ayrıt uzunlukları A, 4A, 4A olan karedik prizma verilmiştir. 4A, 4A, yüksekliğimiz A olsun. Bu prizmanın içinden bir ayrıtın uzunluğu B olan iki tane küp çıkarılırsa, oluşan şeklin hacmini veren cebirsel ifade nedir? O zaman büyük hacimden şu iki tane küpün hacmini çıkarmalıyız. Yeni hacmi bulabilmek için. Taban alanı çarpı yükseklik biliyorsunuz karedik prizmaların hacmi. 4A, 4A, 16A kare. A ile çarptım 16A küp. Buradan da bir küpün hacmi B küp. İki tane var. 2 B küpü çıkarmalıyız. 2 parantezine 8A küp eksi B küp yapar. Bu da 2 küp farkından 2A eksi B 4A kare artı 2AB artı B kare şeklinde çarpanlarına ayrılabilir arkadaşlar. Bu da nerede var aradığımız doğru cevap? Denizli'de var. Denizli doğru cevap. FZ'den R'ye fx eşittir 47 bir x sayısından küçük en büyük tam sayı fonksiyonu tanımlanıyor. F21 2 denmiş. 20, eğer 21 verirsek 47 bölü 21'den küçük en büyük tam sayı. Bakın bu 2'den biraz büyük. Bundan büyük, bundan küçük. En büyük tam sayı 2'dir. Evet bu kesinlikle doğrudur. Bu fonksiyon örtendir. Bu fonksiyon arkadaşlar bakın x'ler tam sayı olduğuna göre
Mesela 96'yı örtebilir mi? Şurası 96 olabilir mi arkadaşlar? Bunun 96 olabilmesi için bu sayının birden küçük bir sayı olması gerekir. Yani tüm reel sayıları örtemez. Dolayısıyla reel sayılarda gerçi kök 5 atıyorum 1 bölü 3 gibi ifadeleri de ölçemez. Çünkü bütün fx'lerin değeri hep tam sayı. Açıkta elemanı varsa bu ne değildir? Örten fonksiyon değildir arkadaşlar. Bu fonksiyon birebirdir. Birebir değildir. F22'nin değeri de 2'dir arkadaşlar. Eğer siz herhangi bir fonksiyon için böyle bir eşlik sağlayabiliyorsanız fonksiyon birebir değildir. Birebirlik tanımı şu şekilde. Her x1, x2 eleman a için x1 eşittir fx2 iken x1 eşittir x2 olmalıdır arkadaşlar. Yani f'ler eşitse içi eşit olmalı. Fakat burada bakın f'ler eşit, içi eşit değil. Dolayısıyla bu birebir fonksiyon olamaz. Yalnız bir Adana doğru cevap. Bengisu oyun oynamak için tabletinin şarjını tamamen doldurmuştur. Tabletin şarjı tam doluyken toplam 4 saat oyun oynayabilmektedir. Oyun oynamadan tablet açık olarak bırakıldığında ise tabletin şarjı 12 saat gitmektedir. Bengisu tabletiyle 150 dakika oyun oynadıktan sonra oyundan çıkıp tableti kapatmadan bir kenara bırakmıştır. 90 dakika sonra tableti eline alan Bengisu toplam kaç dakika daha oyun oynayabilir? Tam dolu iken arkadaşlar oyun için 4 saat yani 240 dakika kullanabiliyoruz. Oyunu oynamadan durduğunda eğer oyun yoksa arkadaşlar tabi bekleme konumundayken 12 saat yani 720 dakika kullanılabiliyormuş bu tablet. Tabletiyle 150 dakika oyun oynadığında kaçta kaçını kullanır? 150 bölü 240 5 bölü 8'i kullanılmış olur. Geriye 3 bölü 8'i kalır. E oyun olmadığında 720 dakika gidiyordu. 3 bölü 8'i ne kadar süre gider? Daha 270 dakika daha bekleyebilirdi tablet. Fakat 90 dakika sonra tableti tekrar eline aldı. 270 dakika gidecekti. 90 dakika daha 90 dakikadan sonra eline aldığına göre stabil konumda 180 dakikalık bir kullanım ömrü kaldı. Toplam kaç dakika daha oyun oynayabileceği sorulmuş bize. Bakın oyun yok, oyun var ve oyun yok arasında görüyorsunuz üçte bir bağıntısı var. Oyun yokken 720 dakika giden bilgisayar süresi, şarj süresi oyun varsa 240 dakika gidiyor. O zaman kalan da 180 dakika oyun olmadan bir süremiz var. Oyun oynayarak gideceğinde üçte biri kadar süre gidecektir. 60 dakika Adana aradığımız doğru cevap. Ürettiği farklı çeşitlerdeki çayların tanıtımını yapmak isteyen bir firma aynı kutunun içerisine farklı renkte üçer paket koyarak promosyon olarak dağıtmaktadır. 7 farklı paket renkte paketlediği çayları kaç farklı şekilde promosyon paketine yerleştirebilir? Bu 7 çaydan 3'ünü seçip buraya koyacağız demektir. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel 35 bursa doğru cevap. Büyük bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan bir grup işçinin %76'sı kalıp işinde, %84'ü demir işinde, %82'si beton işinde, %92'si sıva işinde bir ay boyunca çalışmıştır. Her işçi farklı günlerde farklı işlerde çalışabildiğine göre bu işçilerin en az yüzde kaçı bu dört işte de çalışmıştır arkadaşlar? Güzel bir küme sorusudur. İşçilerin tamamına 100x diyelim. Bakın %76'sı kalıp işinde çalıştığına göre 24x kalıp işinde hiç çalışmamıştır. %84 demir işinde çalıştığına göre 16x demir işinde hiç çalışmamıştır. Bunun her dördüne giremezler görüyorsunuz. %82'si beton işinde çalıştığına göre 18x'imiz beton işinde çalışamaz. Beton dışında çalışmak zorundadır. %92'si sıva işinde çalıştığına göre %8'imiz sıva işinde çalışamaz arkadaşlar. Burayı topladığınızda 40, 26, 66x arkadaşlar 4 işte birden çalışma ihtimali olmayanlar. Neden? Çünkü bu içindeki 24x kalıp işinde çalışamaz.
Bakın bunlar demir işinde çalışamazlar. Bunlar betonda çalışamazlar. Bunlar sıvada çalışamazlar. O zaman bu 66x 4'ünde birden çalışamazsa 100x'ten 66x'i çıkartırsak arkadaşlar 34x bu işlerin 4'ünde beraber çalışabilir. Dolayısıyla Bursa aradığımız. 3 farklı kumbarada para biriktiren Elif'in kumbaralarındaki toplam para miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İkinci kumbaradaki 68 liranın bir kısmını birinci kumbaraya, bir kısmını ikinci kumbaraya atıyor. Bakın buraya XTL göndersin. Buraya da 68 eksi XTL para göndersin. Bu konumda bu kumbara 195 artı X. Burası 250'den 68 çıkartırsa 250 eksi 68. Burası da 107 artı 68 eksi X olur artık. Son durumda ikinci ve üçüncü kumbaradaki paraların toplamı 322 TL'ymiş. Burayı topladığınızda 357 eksi x eşittir 322 yapar. 68'ler gider. Çıkartırsanız arkadaşlar x eşittir 35 olur. Birinci kumbarada kaç TL olduğu soruluyor bize. 195 artı 35 toplarsanız 230 Bursa aradığımız. Tam sayılar kümesinde tanımlı Px, Qx açık önermeler için Px ve Qx denktir 1 eşitliğini sağlayan x değerleri topla. Bakın bir V önermesinin 1 olabilmesi için her ikisinin de denklik değerinin 1 olması gerekir. Yani bu da doğru, bu da doğru olmalı. Sizin Px'iniz hem bunu hem bunu sağlıyorsa soldakilerin büyüğünü alıyoruz. Sağdakilerin küçüğünü alıyoruz arkadaşlar. X'leriniz bu aralıkta olmalı ki hem P'yi hem Q'yu doğru olarak gösterebilsin. Bunu sağlayanlar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'tür. Toplamlarını soruyor. Toplamları 3 yapar. Edirne aradığımız doğru cevap. Amspor futbol takımının her maçta attığı ya da yediği gollerin sayısı AX² artı BX artı C eşittir 0 denkleminin kökleriyle verilmekteymiş. Takımın attığı gollerin sayısı pozitif kök, yediği gollerin sayısı negatif kök olarak tanımlanmıştır. Amspor ile rakibinin karşılaştığı ligin ilk maçının ilk yarısında atılan tüm gollerin oluşturduğu denklem buymuş. Bu denklemi çarpımlara ayırırsak x artı 3 çarpı x eksi 2. X eşittir 2 pozitif kökümüz. X eşittir eksi 3 negatif kök. Yani attığı gol 2, yediği gol 3 bu durumda. Amspor bu maçı kazandığına göre maç sonucunu veren denklem hangisi olabilir diye soruyor. Bakın bu durumda en az 2 gol atmalı. Yani x eşittir 4, x eşittir eksi 3 olsa Amspor maçı kazanmış olur. Kökleri bu olan denklem acaba burada var mı? X kare eksi tx artı ç eşittir 0 da yerine yazalım. Toplamları 1, çarpımları eksi 12. Bakın bu da burada zaten var. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Px eksi 1 polinomun x eksi 2 ile bölümden kalan 7. Qx eksi 1 polinomun x artı 1 ile bölümden kalan 4'tür. Buna göre şu verilen polinomun x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır diye sorulmuş. Önce verilenleri bir kullanalım. Bakın kiminle bölümden kalan derse 0'a eşit diyoruz. İstenilen polinomu da yerine yazıyoruz. X yerine 2 yazarsak P1 7'ymiş. Bu 0'a eşit dersem x eşit eksi 1. Burada yerine yazarsam Q eksi 2'nin değeri de 4'müş. Bize de şu istenilen polinomun x eksi 3 ile bölümden kalanı sorduğuna göre bunu 0'a eşitledim 3. X gördüğüm her yere 3 yazarsam soru bana P1 artı 9 tane Q eksi 2'nin değerinin kaç olduğunu soruyor. Zaten P1 ile Q eksi 2'yi vermişti bize. 7 artı 9 kere 4 yapar. 7 artı 36 43. Ceyhan aradığımız doğru cevap. Dur arkadaşlar. Hilesiz 3 zar aynı anda düz bir zemine atılıyor. Sırası ile üst yüze gelen sayılar x, y, z'dir. Zarlar yan yana tek bir sıra halinde sıralandığına göre x küçük, y küçük, z sıralamasının olma olasılığı kaçtır? Bir kere 3 zarı attığınızda 6, 6, 6 sizin örnek uzayı. Sizden istenilense atıyorum 1, 3, 6 gibi ya da 2, 5, 6 gibi, 2, 4, 6 gibi bunun gibi sıralamalardır. Bu da arkadaşlar bir zarın yüzünde 6 tane yüz var. 4, 5, 6. Biz bunun sıralı üçlü olmasını istiyorsak içinden rastgele 3 tane seçmemiz yeterlidir.
Altının üçlüsü 20 farklı durumu gösterir. Şunun gibi durumlar bizim. Dolayısıyla istenilen durumların sayısı da 20 olur. Sadeleştirirseniz 5 bölü 54 Ceyhan aradığınız doğru cevaptır arkadaşlar. Ertuğrul oyun çubuklarıyla aşağıdaki gibi birim kareden oluşan bir oyuncak yapmıştır. Ertuğrul'un balkonunda unuttuğu oyuncağın K olarak isimlendirilen ucundan hareket eden bir karınca çubuklar üzerinden P noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? Burada yapmanız gereken yolları saymaktır. 6 yol var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun 3'ü düşey, 3'ü yatay. Dolayısıyla 6 taneden 3 yatay. Geri kalan 3 taneden 3'ün üçlüsü düşey seçmektir bu. 6'ın üçlüsü 20 aradığımız doğru cevaptır. Burada ben size başka bir yol daha göstermek istiyorum. Bazı eksik yol tarzı mesela bu böyle değildi. Böyle bir şey olsaydı bunu bu şekilde çözmek zordu. Burada yapmanız gereken gidebileceği yolları toplayarak ilerlemektir. Bakın K'dan başladığında bu noktaya bir yolla gelir. Buraya bir yolla, buraya bir yolla. Sadece K'dan dümdüz ilerleyerek. Aynı şekilde buraya bir yolla, buraya bir yolla, buraya bir yolla gelir. Sonra P'ye doğru gidebileceği yolları toplayarak gidersiniz. Bakın 1 ile 1'in toplamı burası 2. 2 ile 1'in toplamı 3. 3 ile 1'in toplamı 4. 2 artı 1 3. 3 artı 3 6. 6 artı 4 10. 3 artı 1 4. 6 artı 4 10. 10 artı 10. İşte bakın K'dan P'ye 20 değişik şekilde gidebilirsiniz. Adana aradığınız doğru cevaptır arkadaşlar. Turgut Bey kızı Serra'ya televizyon izlemesi için günün belli aralığında her birinde eşit sürede olmak üzere toplam 3 kez izin vermektedir. Bir gün Serra bu süreden birincisini 6 dakika fazladan kullanıp ikincisinde ise süresi dolmadan televizyonu kapatmıştır. Aynı gün içerisinde üçüncü kez televizyon izleme vakti geldiğinde Turgut Bey Serra'nın ikincisinde izlemediği süreyi de ekleyerek gün içerisindeki toplam televizyon izleme süresini tamamlamasını sağlamıştır. Bu durumda Serra'nın birinci ve ikinci izleme sürelerinin toplamı üçüncü kez izlediği sürenin ilk katı olmuştur. Bakın her birinde izleme süresi eşit x dakika olsun. Birincisinde 6 dakika eksik izlemiş. 6 dakika fazla izlemiş. Özür dilerim. İkincisinde k dakika eksik izlemiş. O zaman üçüncüsünde de bu aradaki farkı kapatmak için x artı k eksi 6 dakika izlemiş arkadaşlar. Birinci ve ikinci izlemelerinin süreleri toplamı, üçüncü izleme süresinin katıymış. 2x artı 6 eksi k, 2x artı 2k eksi 12. 2x'ler gider, 18 eşittir 3k, k eşittir 6 olur. Birinci televizyon izleme süresi, ikinci televizyon izlemesinden kaç dakika fazladır? Birincisi x artı 6, İkincisi x eksi k'ydı. Bu da x eksi 6. Bunların farkını soruyor. 12. Denizli aradığımız doğru cevap. Bu bizim. Sıradaki sorumuz şekilde iki eş ikizkenar üçgen görülmekteymiş. Kenarlar eşit. ABD açısının tamamı 105 verilmiş. Bakın şunu kullanabilirsiniz. İkizkenar bir üçgen varsa elinizde tepe açısını 2a derseniz taban açıları 90 eksi a'ya 90 eksi a olacak. Burası 2a. Burası 90 eksi a. Eş üçgen olduğuna göre burası da 2. Tamamı 105'ti. Topladığımızda 90a 90 artı a 105 ise a açısı 15 olur arkadaşlar. A açınız 15 ise burası 30. Burası 75. Burası 30. Bakın şurada A, B, D üçgeni ikizkenar bir üçgen oluyor. Tepe açısı 105 ise 180'den 105 çıkardım 75. 2'ye böldüğünüzde burası 37,5. Şunun tamamı da 37,5 olacaksa küçük açıya da 7,5 kalır. Bize de zaten o küçük açıyı soruyor. Edirne aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz AB zeminle 30 derecelik açı yapmaktadır. Zemin üzerindeki K noktasının B noktasına uzaklığı 5 birim olduğu biliniyor. AB 6 birim, açı 30 derece, AK'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Bu sorunun esprisi şu arkadaşlar. Bakın buradan dik indirirseniz 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü burası 3. Sizin K noktanız bu AB buraya H diyelim. ABH'ın dışında da olabilir. ABH'ın içinde de olabilir. Sorunun esprisi budur. Buna 5 birim olduğu zaten söylenmiş. K1 ve K2 diyelim. 5 3 ise bura 4, bura 4.
Bakın arkadaşlar, eğer siz K noktası olarak bu noktayı seçerseniz, burası 3 kök 3 birim. AK'nız 3 kök 3 eksi 4 olur. Eğer K olarak burayı seçerseniz, AK'nız 3 kök 3 artı 4 olur. Bize AK'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 4'ler gider. 6 kök 3 Edirne aradığımız doğru cevaptır. A noktasından yönünü doğuya çevirip 6 metre ilerleyen Selim, B noktasına, B noktasından saat yönünde 60 derece dönüp 12 metre ilerleyince C noktasına ulaşıyor. B noktasının AC'nin orta noktasına olan uzaklığı kaç metredir? Şimdi A noktasından doğuya doğru 6 metre ilerleyip B noktasına ulaşıyor. B noktasından da saat yönünde 60 derece dönüp 12 metre ilerleyince C noktasına ulaşıyor. C noktası. Bizden istediği ise B noktasının AC'nin orta noktasına olan uzaklığı, yani şurayı soruyor. Burada ne kadar dönmüştük? 60. O zaman şu içerideki açımız ne olmalı? 120. Öncelikle şu üçgeni kullanalım. 6, 12, burası 120. Şöyle dışarıdan bir dik çekecek olursanız, bu açı 60, bu açı 30, 90'ın gördüğü 6 ise 3. Burası 3 kök 3. Şunun tamamını bulalım. Kenarortayı. 15'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi 225 artı 27 x kare 252 eşit. 252 de arkadaşlar 36 ile 7'nin çarpımı, x eşittir 6 kök 7. Ama burası 3 kök 7. Burası 3 kök 7. Şunu kullanalım. Kenarortay formülümüz. Burası VA, bu B, bu C, bu A, bu A ise 2VA karemiz B kare artı C kare eksi A kare bölü 2 eşit. O zaman 2X karemiz 6 kare artı 12 kare eksi 6 kök 7'nin karesi bölü 2 eşit arkadaşlar. 2X karemiz 144, 36 daha 180 eksi 126. 2x kare 54, x kare 27, x eşittir 3 kök 3 buluruz. Denizli aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Yukarıdaki kare prizma biçimdeki 3 eş tahta parçasının iki farklı konumu görülmektedir. AB 12 birim ise bunlar 4, 4, 4. DC 6 santim ise bakın şu kısalarda 2 olmalı bizim için. Şekil 3'teki gibi konumlandırılırsa T ile R arasındaki uzaklık soruluyor. Şöyle bir dik üçgen oluşturmalıyız. Yapmamız gereken bu. Burası 2 birim. Yani şu 2 birim. Burası 4 birim. Burası 6 olur. Burası 4. Şu parça da 4. Burası da 8 olur. 6, 8. TR arası 10 yapar. A'dan aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Şekilde dikdörtgen biçimindeki bir bilgisayar görülmektedir. Online eğitim programında 8 öğrencinin katıldığı bir derste bilgisayar ekranı 9 eş dikdörtgene ayrılmakta. Sağ alt köşede öğretmen, diğer bölümlerde öğrenciler görülmektedir. Derse 15 öğrenci katılırsa 16 kare oluşmakta. Derse 24 öğrenci katılırsa 25 kare oluşmakta arkadaşlar. Buna göre öğretmenin görüntü ekranı ilk duruma göre kaç küçülürdü diye soruyor. Bakın bu 9'un katı. Aynı ekran 9x'e. Aynı zamanda 16y'ye. Aynı zamanda 25z'ye de eşit. 9, 16 ve 25'in o kekini alacak olursak. K dersek arkadaşlar. 3600'ü 9'a bölersek burada öğretmenin görüntüsü 400K. 25'e böldüğünüzde ise bir tanesi 144K. Ne kadar küçülmüş? 400'de 256 küçülmüş. Yüzde kaç küçülür diyor arkadaşlar. İçler dışlar yapacak olursanız bu 4'te 1'i, burası da 4'te 1'i olur. %64 küçülür. Denizli aradığımız doğru cevap.
11 uzunluğundaki duvarın ucuna zemine paralel olacak şekilde AB çubuğu yerleştiriliyor. Çubuk ok yönünde A köşesi etrafında döndürülüyor. B üssü ucunun zemin uzaklığı 17 birim. BK 1 birim olduğuna göre çubuğun uzunluğu kaç birimdir? Bakın buraya 1, buraya x dersek çubuğumuz x artı 1 ise burası x artı 1 olmak zorunda. Böyle indirdiğimizde burası 10 birimdi, şura 10 birimdi. B üssünün yere uzaklığı 17 birimse demek ki burası da ne olmak zorunda? 7 birim olmak zorunda arkadaşlar. Şu dik üçgeni görüyorsunuz. 7x artı 1. Tanıdık bir üçgen. 7, 24, 25 üçgeni. Buradan x 24. Ya da 7 kare artı x kare eşittir x artı 1'in karesi yaparsanız x buradan da yine 24 olur. Çubuğun uzunluğu ise x artı 1'i soruyor bize. 25'tir. Yani aradığımız doğru cevap. ABCD karesiyle CLK dik üçgeninin iki farklı konumu verilmiştir. AB 16, BL 11, BK üssü 3 birim. Bu iki şeklin çevreleri farklı. Burası 5 olur arkadaşlar. Burası 16, burası 16. Burada ise bakın burası 16, 3 ise burası 13. Demek ki burası 13, burası 12. Aynı üçgen. Burası 5, 12. Şuradan da 16, 16. Birinci üçgenin çevresini alacak olursak arkadaşlar. 16, 16, 16, 12 ve 13. Yani 48. Bir de 11'imiz var. 48, 11 ve 25. Burası 84 yapar. Burada ise 16, 16, 16, 3, 5 ve 12 var arkadaşlar. Çevre olarak alacak olursak 48. Burası da 68 yapar. Farklarını soruyor. Farkları da 16 olur. Edirne aradığımız doğru cevap. Bir katlama sorusu. ABCD paralel kenar biçimindeki kağıt CT ve CK boyunca katlandığında şekil 2 meydana geliyormuş. Verilen uzunluklar var. Buna göre AD üssüyü soruyor. Bakın kağıdı böyle geriye doğru açtığımızda paralel kenarımız tekrar oluşur. Burada bakın bu uzunluk eşit. Bu uzunluklar eşit. Burası açıortaydır. Burası 2, burası 4 ise demek ki şurası da 4. Şuraya x diyecek olursak bakın burası 4 artı x ise burası da 4 artı x arkadaşlar. Çünkü parçayla şu göstereyim. CD katlandığında CD üssü elde edilir. Burada da bakın çok güzel bir açıortay var arkadaşlar. Bunun buna oranı 4'ün buna oranına eşit. 2 katı olmuş. 2 katı demek ki burası 8 olacak. Bu parçaya da ne düşecek? 4. O zaman DC 8. DC 8 ise burası da 8. Şu küçük parçaya da 2 kalacak. Denizli aradığımız doğru cevap olacak. Sıradaki sorumuz. Bir ayrıtları çakışan ve kesişen ayrıtları birbirine dik olan birim küpler ile yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Yeterince küpün olduğu bilindiğine göre birbirine en uzak nokta arasındaki uzaklık kaç birim olamaz diye sorulmuş. Sadece üçü için düşünelim. Birbirine en uzak noktalar bu nokta ile bu noktadır. Bu mesafeyi bulmak için arkadaşlar yapmanız gereken şudur. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Burası 1 birim. Bunu çekerseniz Pisagor'dan şurası 3, 1 kök 10. Bunu çekecek olursanız 9, 10 daha kök 19. Demek ki 19 olabilir. Bir tane daha ekleyecek olursak ucuna şöyle. O zaman da bunu yine şu iki kırmızı nokta arasındaki uzaklık olur. Bakın buradaki mantığı da artık kendiniz oluşturabilirsiniz. Burası 4 birim, burası 4 birim, burası 1 birimse çektiğiniz kök 17, 17, 16 arkadaşlar burası kök 33. Bir sonraki için o zaman bu şöyle olacak. 5, 5, burası 1 ise çektiğimde 25 bir daha kök 26, 26, 25 daha 51.
Bir sondaki için arkadaşlar 6 birim olduğu zaman 6 birim 6 birim şurası 1 birimse çektiğinizde 36 bir daha 37 37 6 daha arkadaşlar 37 artı 36 burası da ne olacak? 73 olacak. 73 de olabilir. Denizli, Edirne 83, kök 83 olamaz artık. Sıradaki sorumuz iki eş kare prizma biçimindeki tuğlanın iki farklı konumu görülmektedir. Birinci şekil ve ikinci şekildeki cisimlerin yüzey alanları 52 birim kare ve 56 birim kare olduğuna göre bir tuğlanın hacmi sorulmuş. Burada uzun kenara B diyelim. Kısa kenara A diyelim arkadaşlar. B bu B. A bu A olsun. Şimdi bunun yüzey alanı bakın şurası 2AB. 2AB de arkada var. B bu A ise bir AB bir AB altta üstte var. 6AB solda var. 2A ile A'nın çarpımı 2A kare. Sağda var 2A kare. 4A kare. Bu 52. Burada ise şu yüzey alanından 4 tane var. 2B çarpı A'dan 4 tane var. 8AB. Solda A kare. Sağda A kare. 2 artı 2A kare 56'yım. Bunu 2 ile 2'ye bölelim. Şuraya 3AB artı 2A kareyi yazalım. 26. Çıkartalım. 5AB eşittir 30. A çarpı B'miz 6 olur arkadaşlar. A çarpı B'miz 6 ise ikinci denklemde yerine yazalım. 18 artı 2A kare 26. 2A kare 8. A kare 4. A'mız da 2 olur arkadaşlar. Yerine yazarsak B'miz de 3 olur. Bir tane tuğlanın hacmi sorulmuş bize. Bir tane tuğlamız için buna A, buna B dersek taban alanı çarpı yükseklik yani A kare çarpı B bize hacmini verir. 4 kere 3'ten o da 12 olur. Bursa aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Önümüzdeki sınavlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarım. İyi çalışmalar. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Mehmet Gül. Bugün net bir yayınlarının TRT fizik sorularının çözümlerini yapacağım. İlk soru ısı sıcaklık kavramları ile ilgili. 40 karelik ısı enerjisi 20 karelik ısı enerjisinin iki katıdır. Enerjide iki kat kavramı kullanılabiliyor. 30 derece sıcaklık 15 derece sıcaklığın iki katıdır. Yanlış bilgidir. Sıcaklıkta bunu Kelvin'le yapabiliyoruz arkadaşlar. Sıcaklık türetilmiş. Isı ise temel bir büyüklüktür. Tam tersi sıcaklığın temel ısın ise türetilmiş bir büyüklük olması gerekiyor. Cevabımız yalnız bir olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Burada proton sayısı ve elektron sayılarının verildiği bir sistem var. Dolayısıyla biz bunların yük işaretlerine karar verebiliyoruz. K'nın işaretinin artı, L'nin işaretinin nötr, M'nin işaretinin de eksi olduğunu proton ve elektron sayısı ilişkisine bakarak söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla K ile L arasında artı eksiği ne yapacaktır? Çekecektir. Bir çekme kuvveti. L ile M arasında nötr eksiği tarafından çekilecektir. Çekme kuvveti. K ile M arasında da arkadaşlar artı eksi olduğu için bir çekme kuvveti oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız oldu olmuş oluyor. Üçüncü sorudayız. Üçüncü sorumuz böyle. Bir alışveriş merkezinin birinci katından üçüncü katına çıkmak isteyen Mehmet merdivenleri. Böyle birinci kat burası olsun, üçüncü kat burası olsun. Mehmet merdivenleri kullanıyormuş arkadaşlar. Böyle Mehmet dedik. Leyla asansörü, Leyla direkt asansörle yukarıya doğru çıkıyor olsun. Yasemin ise yürüyen merdivenleri kullanılıyor. Arkadaşlar her üçü de baktığınız zaman ne yapmıştır? Yer çekimine karşı eşit işler yapmıştır. Hangi yolu izlediğimizin bir önemi yoktur. Yer çekimine karşı yapılan iş MGH olarak gösterilir. Evet, üçünün de kütlelerine soru eşit demiş. Yer çekimi ivmelerine karşı yapılan işi sormuş. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı Edirne olmuş olacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bir kaldırma kuvveti sorusu. Suya bir miktar tuz atılıyor. Tuz atıldığı zaman yeni durumun şöyle olduğunu bilebiliyoruz. X'in yukarı doğru çıkacağını bir miktar daha. Y'nin su yüzeyine doğru çıkacağını biliyoruz. Z arkadaşlar dipte de kalabilir. Bir miktar yükselebilir, tepeye de çıkabilir. Dolayısıyla şunu söylemiş. Hangisini etkileyen kaldırma kuvveti değişir? Bakın X'i etkileyen kaldırma kuvveti ilk durumda da ikinci durumda da ağırlığına eşittir. Y'yi etkileyen kaldırma kuvveti askıdayken de yüzüyorken de kaldırma kuvvetine eşittir. Z'yi düşünürken şöyle yapsak daha doğru olacak. Kaldırma kuvveti V batan D sıvı durumdaydı. Şimdi eğer bu cisim böyle baktığımız zaman
Sıvının içine kalmaya devam ederse, dipte kalmaya devam ederse batan hacim değişmez, sıvın yoğunluğu artar, kaldırma kuvveti artacaktır. Askıya geldiği zaman ilk durumda FK'sı G-T kadar, yerin tepkisi olduğu için arkadaşlarım. Yerin tepkisi olduğu için FK'yı tanımlarken G-T diye tanımlıyorduk. İkisini bir arada görmemiz lazım. Yukarı doğru çıktığı zaman, yani sıvı yüzeyine ya da askıda durumuna geldiği zaman FK G'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla kaldırma kuvveti değişecektir. Cevabımız durumda C seçeneği olmuş oluyor. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Aynı yükseklikten aynı X ve Y cisimlerinin serbest bırakıldığı söylenmiş. Bunlardan birinin kullandığı ray görüyorsunuz parabolik, diğerinki ise normal düz bir ray sistemi. Hangisi cisimler yatay düzleme ulaştığı zaman eşittir diye sormuş. İlk olarak şunu düşünmemiz lazım. MGH'ımız var. Bu MGH neye dönüşüyor? Aşağı indiğimiz zaman 1 bölü 2 mv kareye. Dolayısıyla cisimler aynı yükseklikten bırakıldıkları zaman yere ulaşma hızları eşit olacak. Süreyle ilgili elimizde bir bilgi yok arkadaşlarım. Düzlemdeki kinetik enerjileri için demiş. İlk cisimlerin kütlelerini bilmediğimiz için bununla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Dolayısıyla cevabımız zaten oluyor. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Bir dalga sorusu. Farklı kalınlıktaki K ve L yayları O noktasından ucuca eklenmiştir. P ve R atmalarından birinden yansıyan birini iletme olduğunu söylemiş. Şimdi bize kimin gelen, kimin yansıyan olduğu ile ilgili bilgi verilmedi. Ben öncelikle şunu yapmak zorundayım. Geleni bir tespit etmek zorundayım. Şöyle yapalım. P atması ve R atması. İlk durumda buna iletilen, buna yansıyan dersem gelenin şöyle olması gerekiyor. Bir atma bu şekilde geldiği zaman neden böyle olduğunu karar verdim. Y'den geldiğini düşünelim. Diğer taraftan bu bölüme X diyelim. K ve L atması. L atmasından geldiğini düşünelim. Atma L'den gelirse baş yukarı gelmek zorundadır. Neden? Yoluna devam eden atmanın biz ters dönmediğini, aynen devam edeceğini düşünürüz. Ve daha sonra ne yapmış bu atma? Baktığımız zaman ters dönmüş. Peki böyle bir durum söz konusu mu? Onu nereden anlayacağız? Şuradan. L1'in L2'den büyük olması atmanın O'da yansıdıktan ya da iletildikten sonra O'da yansıdıktan ya da iletildikten sonra daha fazla yol aldığını gösteriyor bize. Bu da bu tarafın ince olduğunu, bu tarafın kalın olduğunu gösteriyor. Şimdi eğer gelen atmayı biz bu şekilde kabul edersek arkadaşlar, atma kalından inceye geçerken biri devam ederken diğerinin aynen geri yansıması gerekirdi. Kural şuydu. Eğer siz kalından inceye geliyorsanız, kalın bu taraf olsun, ince bu taraf olsun. Atmanın bir bölümü yoluna devam ederken bir bölümü aynen geriye yansır. Peki inceden kalına gelirken durum nedir? Atma eğer inceden kalına doğru geliyorsa bir bölümü yoluna devam ederken bir bölümü ne yapmalıdır? Ters dönmelidir. Dolayısıyla biz buraya kadar şunu anladık. Atmanın geldiği durumu düşündüğünüz zaman arkadaşlarım, eğer L'den gelseydi bu durumun sağlanamayacağını anladık. O zaman olayı bir daha toparlayalım. Bu kez K'dan gönderelim atmayı. Eğer atma K'dan gelirse, K'dan geldiği zaman baş aşağı gelmek zorundadır. Buna neye bak göre karar veriyorum arkadaşlarım. Eğer sizin iletileriniz K'dan geldiğinizi düşünürseniz R bölgesidir. Yansıyanınız ise P bölgesinde olan atmadır. İletilerinizin aynen iletebilmesi için gelenin şu şekilde gelmesi lazım. Yani yoluna direkt devam edebilmesi için gelenin şeklinin baş aşağı olması lazım. Kontrolümüzü yapalım. Bu tarafın ince olduğunu söylemiştik. L1'in uzun olmasından dolayı. İnceden kalına gelen bir atma bir bölümü aynen devam ederken bir bölümü de ters dönerek yansımak zorundadır. O zaman uydu mu sistemimize? Evet, uydu. O zaman seçenekleri kontrol edelim. Gelen atma baş yukarıdır. Doğrudur. R atması yansıyandır. Hayır, atma burada K'dan gelip L'ye iletilmiş durumdadır. O zaman L atması iletilen olmak zorundadır. K yayı L yayından daha incedir denmiş. K yayı L yayından daha incedir. Bizim için doğru olmuş oluyor. Birincisine baş yukarıdır demişti. Yanlış, baş aşağı olacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olmak zorundadır arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyorum. Burada da bir ince kenarlı mercek verilmiş. İnce kenarlı merceğin odaklarından birini soruyor. Şu anda merceğin tepe noktasındayız. Asal eksen şuraya kurulmuş durumda. Dolayısıyla bunu geriye doğru aldığımızda S ışını ile bu noktayı birleştirdiğimizde düzlem ayda bir yansıma söz konusu. Düzlem ayda yansımasına baktığımız zaman burası 2 birim ise şurası da 2 birim olacak.
Dolayısıyla düz zamanda yansırken şu noktaya geliyor. Burası da 4 birim olduğu için 1, 2, 3, 4 birim N noktası bizim merceklerimizden bir tanesi olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Kimya öğretmeni Mehmet Özer. Kimya sorularını çözeceğiz. Birinci kimya sorusu. Metal atomlarında serbest hareket eden değerlik elektronları ile pozitif yüklü metal iyonları arasındaki çekim kuvvetine metalik bağ denir. Buna göre metalik bağla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Metalik bağ kuvveti arttıkça erime ve kaynama noktası artar. Bu doğru arkadaşlar. Birinci madde. Zayıf etkileşimler arasında yer alır. Bu yanlış. Güçlü etkileşimdir. İyonik, kovalent ve metalik bağ güçlü etkileşim. Alaşımları bir arada tutan kuvvettir. Doğru. Ceyhan. İki numaralı soru değerlik elektronlarını sormuş arkadaşlar. X, Y, Z elementlerinin proton sayılarını vermiş. Hangi? X ve Y'nin değerlik elektronları hangi tabloda eşit ve Z'den büyüktür şeklinde soru var. Birinci sıraya baktığımız zaman arkadaşlar helyum var. X2 helyum. Değerlik elektron sayısı sadece 2. Y'nin değerlik elektron sayısı 2, 8'den 8 eşit olmadığı için bu direkt gitti. İkincisi arkadaşlar, ikinci sıralamada X 7, 2'ye 5, Y 15, 2, 8, 5 bunlar eşit. Z'nin de değerlik elektron arkadaşlar 2, 8, 8, 1'den 1 olduğu için X, Y'ye eşit. Onlar da büyüktür Z'de. Bu şık doğru oldu. Burada arkadaşlar X'in değerlik elektron sayısı 2'ye 3. 2, 8, 3. Bunlar sağlıyor ama 2'ye 6'da pardon 2'ye 4'te. Bunun değerlik elektron sayısı 4. X ve Y'nin eşit olmalı ve Z'den büyük olmalı ilkesini bu sağlamıyor. Doğru cevap Bolu. Yaygın adı yemek sodası olan bileşiğin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar yemek sodası sodyum bikarbonattı. Bunun içerisinde arkadaşlar azot atomu yok. Sodyum var, hidrojen var, karbon var, oksijen var. Buhar basıncı ile ilgili soru. Bu da düzenli olarak gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bileşik kap var. Musluk açıldıktan sonra buhar basıncının değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soru sormuş. Şekildeki kapta saf su ve buharıyla dengede arkadaşlar. Bitişikte boş olan kabın hacmi 3 ve yukarıdaki işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa suyun buhar basıncı değişir. Sabit sıcaklıkta musluk açılıp bir süre bekletilirse buhar basıncı değişmez arkadaşlar. Buhar basıncını etkileyen faktörleri size söyleyeyim. Sıcaklık, safsızlık, sıvının cinsi. Musluk kapalıyken bir miktar su ilave ederseniz yine yüzey alanı etkilemezdi, dış basınç etkilemezdi. Bunlar etkilemez, bu da etkilemez arkadaşlar. Sıcaklığı arttırmak her zaman buhar basıncını arttırır adına. Buhar basıncının dış basınçtan etkilenmeyeceği ilkesini iyi bilelim. O düzenli olarak sorulan sorulardan bir tanesi. Ki mesele hesaplama sorusu arkadaşlar. Verilen verildiği birimle istenilen istenildiği birimle kullanılırsa işlem basamak sayısı en az olur. Şimdi mole de çevirebilirim. Karbondioksit denklem katsayısına göre 1 molken amonyak denklem katsayısına göre 2 mol. Elde edilen üre de 1 mol. Bunları arkadaşlar katları şeklinde de yazabiliriz. Şimdi NH3 gazı 6,72 litre olduğu için buna 0,3 mol dedim. Diğeri 0,2 mol. Gençler katlarını bularak işlemi yapıyoruz. Hangisi küçük katsa önce o biter. Bunun mol kütlesinde 60 gram olduğunu söylemiş bana. Bu 0,15 kat, bu 0,2 kat. 0,15 kat daha küçük kat olduğu için arkadaşlar 0,15 60 çarparsanız 9 elde edilir.
Tekrar söylüyorum. Verilen verildiği birimle, istenilen istenildiği birimle kullanılırsa işlem basamak sayısı en az olur. Ben bunu normal koşullarda arkadaşlar litreye mole çevirmeden de çözebilirdim. O işlemi nasıl yaparız onu da tekrar söyleyeyim. Burası 2 mol olduğu için 44,8 litre burası. Burası 1 mol, burası 60. Verilenin verildiği birimle, istenilenin istenildiği birimle 0,2 mol, 6,72. Bu 0,15 katı olacak. Bu 0,2 katı olacak. Küçük kat bu olduğu için yine aynı şekilde bunu 0,15 ile çarparsanız 9 elde edersiniz. Doğru cevap Ceyhan. Koligatif özellikler arkadaşlar. Koligatif özelliklerde çözünenin cinsine değil birim hacime verdiği iyona bakarız. Burada kütleleri eşit olduğu için direkt taneciklerine bakarım. Bu moleküler çözüldüğü için birim hacime 1 mol verir. Bu iyonlarına eşit çözüldüğü için 2 mol verir. 1K bir de NO3 eksi şeklinde. Bu arkadaşlar 3 mol iyon verir. Donmaya başlama sıcaklığı arkadaşlar, iyon derişimi arttıkça aşağıda olacaktır. Derişimi en az olan, yani iyon derişimi veya moleküler derişimi en az olan en yüksek donma noktasına sahip olacak. En düşükte arkadaşlar en çok iyona veya derişime sahip. Birim hacimdeki tabii molar derişime bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar en büyük 1, sonra 2, sonra 3 olacak. Tersini alırsanız, yani donmaya başlama sıcaklığı en düşük bunda ama sıcaklığın yüksekliği sorulduğu için de en yüksek 1'de olacak. Arkadaşlar bu soru biliyorsunuz banko. Son 3-4 yıldır sürekli sorulan soru. X diyor soru çözeltisi. HCl ile tepkime vermezken HNO3 ile tepkime veriyorsa arkadaşlar bu yarı soy metaldir. Cumhur, haksız, aratanların patlatır avucunun büyük harfi. Y arkadaşlar hem asitle hem de kuvvetli bazda tepkime verdiyse bu amfoterdir. Gariban Zeynep sana kırmızı papuç aldım beğendin. Amfoter metaldir. Kuvvetli bazlarla ve bütün asitlerle tepkime girer. Zayıf bazlarla tepkime girmez. Z yalnızca kral suyla tepkime veriyorsa altın veya platindir arkadaşlar. Aktiflikleri arasındaki ilişki. Amfoter metallerin hepsi aktiftir gençler. Aktiflikler arasında ilişki Y aktiftir. X o da aktiftir Z. Bu doğru. X cu metali. Y amfoter metallerden bir tanesi olabilir. Z de altın veya platin olabilir. Kesin deseydi bunu alamazdım. Derişik H2SO4 çözeltisine ayrı ayrı atıldığında arkadaşlar X metalinden SO2 gazı açığa çıkar. Bu doğru. Y metalinden aktif olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Z ile tepkime verimiz Edirne. Üçü de doğru. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Ben İbrahim Altun. Biyotik ve FDD yazarıyım. Bu haftaki soruların çözümüne başlıyoruz. 15. biyoloji sorumuz. 3 farklı hücrede gerçekleşen olaylarından hangilerinde ATP harcanır diyor. Glikozun az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama taşınması. Bu tabii aktif taşıma unutmayın. Az yoğundan çok yoğuna ve eşitken aktif taşıma. İkinci ifademiz amino asidin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama taşınması. Bu da difüzyondur. ATP harcanmaz. Üçüncü olay hücre içindeki polimer maddelerin hücre dışına salgılanması olayı egzostozdur. Burada da ATP harcanır. Bunu lütfen unutmayın. Doğru cevabımız ne oldu? Denizli oldu. 16. soru doğal sınıflandırmaya göre aynı cins basamağında yer alan iki hayvan ile ilgili hangisi yanlıştır? Tabii ki cinsleri aynıysa türleri farklı olabilir. Bu nedenle çiftleştiklerinde verimli oldol oluşturur ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Ama diğer sorulara da bakabiliriz. Diğer ifadelere de bakabiliriz. DNA'larındaki nükleotit dizilimleri farklıdır. Doğru. Aynı takım basamağında incelenir. Unutmayın hangi sistematik kategori ortaksa onu kapsayanlar da ortaktır.
aynı alem basamağında yer alır. Doğru. Aynı sınıf basamağında yer alan iki hayvan türüne göre homolog organ benzerliği daha yüksektir. Unutmayınız ki canlılar türden aleme doğru gittikçe homolog organ benzerliği azalır. Çünkü ortak özellikler azalır. Sevgili arkadaşlarım, 17. sorumuz bir ekoloji sorusu. Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlıların hangisinin dokularındaki biyolojik birikim diğerlerinden daha fazla olur? Biliyorsunuz üreticiden üst tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Burada buğday üretici, çekirge birinci tüketici, serçe ikinci tüketici, yılan üçüncü tüketici, en son tüketici baykuş. Doğru cevabımız Adana olacak. 18. Farklı türlere ait aşağıdaki üreme ile ilgili olayların hangisinde tetrat oluşumu gözlenir? Tetrat oluşumu mayoz bölümünde görülür. Bu nedenle eğrelti otunda spor oluşumu mayozdur. Doğru cevabımız Edirne olacak. Hocam nerede bileceğiz? Üzgünüm. Çiçeksiz bitkiler sporla ürer. Bu nedenle sporla üreyen çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu mayozda gerçekleşir. Bunu bilmek zorundayız. Ama dikkat edin lütfen. A şıkkı eşeği süremedir. B şıkkı eşeğsiz üremedir. Mitozdur. C şıkkı bir eşeğsiz üremedir. Çünkü çelik üremedir. Yine D şıkkı da eşeği süremedir. Bu nedenle doğru cevabımız Edirne olacak. 19. sorumuz bir enzim sorusu. Enzimlerin belli özellikleri var sevgili arkadaşlar. Burada da o özelliklerle ilgili bilgiler verilmektedir. Bakıyorum. Birinci ifademiz enzim substrata geçici olarak aktif bölgeden bağlanır. Doğru. Burada substratın görüyorsunuz, enzimi görüyorsunuz. Enzimin aktif yerini görüyorsunuz. Substratla bir uyumu var. Doğru cevap. Doğru, birinci ifade doğru. Enzim ile substrat arasında yüzey uyumu ilişkisi, anahtar kilit ilişkisi var diyor. Doğru. Gördüğünüz gibi substratlar enzime anahtar gibi kilitle uyum sağlayacak şekilde birleşmiştir. Üçüncü ifade enzimler tepkime sonunda yapı ve miktar bakımından değişmeden çıkmıştır. Görüyor musunuz? Evet, değişmemiş. Substrat değişmiş ama enzim değişmemiş. Doğru cevabımız Edirne olacak. Sevgili arkadaşlar, 20. sorumuz bir kalıtım sorusu. Hangisi hemofili hastalığını göstermektedir diyor, gösteriyor olabilir diyor. Hemofili hastalığı X kromozomuna taşınır, çekinik bir hastalıktır. Bu nedenle bu gibi sorularda tek tek çözeceğiz. A şıkkını irdelersek, bir kızın hemofili olabilmesi için babanın mutlaka hemofili olması gerekir. Dolayısıyla baba hemofili olmadığı için bu ifade yanlıştır. Aynı şekilde C şıkkında da bak kız hemofili. Bu kızın hemofili olabilmesi için babanın mutlaka içinin taralı olması gerekirdi. Burada D şıkkında bakın anne hemofili hastası yani XX küçük H küçük H diyelim. Bu durumda mutlaka erkeklerin XY küçük H olması gerekirdi. Yani içi taralı olması gerekirdi. Yanlış. E şıkkını irdeleyelim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Yine burada hemofili bir kız var. Babanın mutlaka ne olması lazım? Hemofili olması lazım. Değil. Demek ki burada doğruyu gösteren B şıkkı. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Bunu çözebilirsiniz. X, Y, büyük H diyelim. Bu anne XX, büyük H, küçük H. Gördüğünüz gibi buradan küçük H gelecek. Ve doğru cevabımız Bursa olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih İnce. Türkçe sorularıyla devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçada saymak sözcüğü verilen anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır şeklinde. Bakalım. Havalar soğuyor, artık yazı bitti sayabiliriz. Burada herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek manasında. O zaman C var. Burada kalmaya devam edeceğim, kararlıyım. Ailem beni enayi saysa da, bakalım, herhangi bir şeyi yerine koymak ve herhangi bir şeyi gözüyle bakmak anlamında, addetmek, kabul etmek anlamında bu da var. Önemli olan bu değil mi? Halbuki çoğu insan burada geçirdiği günleri kayıptan sayıyor. Kabul etmek, farz etmek anlamında burada da aynı şekilde. Devam edelim.
Ben aksine dolu dolu yaşadığımı hissediyorum. Buranın yerlileri ne zaman rastlaşsak büyük şehirlerin avantajlarını, taşların ise eksik gediklerini sayarlar. Arka arkaya söylemek, sıralamak anlamında. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla birisine değer vermek, aileyi, anne babayı saymak, büyüklerini saymak anlamında burada herhangi bir ifade olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bir, bu yüzden Denizli. Devam edelim. İkinci soruyla. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir diyor. Ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir diyor. İnsanın doğasında olan ve yeterince desteklenmezse, desteklenmek, arka çıkılmak kullanılır. Körelebilecek, değerini yitirmek, bir beceri olarak yaratıcılık çağımızda toplumsal gelişim, ilerleme anlamında ve fark yaratmak adına oldukça büyük bir öneme, önem zaten ehemmiyet demek, Edirne kalıyor, cevabımız Edirne olacak bir bakalım ama, yaratıcı bireylerin daha kaliteli bir yaşamın kapısını aralayabilecek kişiler olduklarını savunan pek çok çalışma bulunmaktadır. Kişiler olduklarını ispatlayan, savunmakla ispatlamak aynı şey değil arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden cevabımız Edirne. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir boşluk doldurma sorusu. ÖSYM çok sever bunu sormayı. Bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şöyle bir okuyalım önce. Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan çöller günümüzde nokta nokta. İşe yaramayan ve ona sahip ülkeler için bir şanssızlık olarak değerlendirilmektedir. Zararsız, işe yaramayan, verimsiz, işe yaramayan, fonksiyonsuz, işe yaramayan, lüzumsuz, faydasız. Lüzum ve faydanın çok uyacağını düşünmüyorum. Hemen bunları eledim. Devam edelim. Değerlendirilmektedir. Nokta nokta rüzgarlar ile çöl alanlarından kalkarak her iki yarım kürede geniş alanlara taşınan çöl tozlarının yeryüzü için çok önemli bir nokta noktaya sahip olduğu. Burada rüzgarlar ile çöl alanlarından kalkan çöl tozlarının yerini değiştirmeye yarıyor. Yani işlevinin ne olduğundan bahsediyor. Son boşluğa işlev kelimesi gelmeli. Burada sadece Bursa'da var. Devamında da zaten mesela diyor ki ülkeler için bir şanssızlık olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte rüzgarlar, yani bunun yanında anlamı da veriyor, bu da karşılıyor. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Alt çizili sözün diyor, bu dizelerin bütünü ele alındığında hangi anlamda kullanıldığını soruyor. Dikkat edin, dizelerin bütünü ele alındığında dediği için, yani sadece alt çizili kısımla bakmamız yetersiz olacaktır. Bir okuyalım. Kılığın kıyafetin sarmadı beni. Söylediğin türküler bizim türkümüz değil. Başka çeşmelerden doldurmuşsun taşını. Yüreğinde nakış yok, acı yok bizden diyor. Biz vurgusu olmalı. Bizim olmadığını söylüyor. Başka çeşmelerden doldurmuşsun taşını diyor. Yani burada söylediği şey bize benzemeyen başka kültürlerin etkisinde olduğunu söylüyor. Gelenek ve görenekleri güne uyarlamamak bambaşka bir şey. Kendi kültüründen uzak olmak, evet tamam cevabımız bu. Evrensel değerlere sahip çıkmamak, bencilce tutumlar sergilemek, kendi insanının dertlerine kulak tıkamak bunlar alakasız şıklarda. 4 Bursa bu yüzden arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sahip olduğu anlam ilişkisi yönünden bu cümleyle özdeştir diyor. Cümlede anlam konusunda anlam ilişkileriyle bağlı olan cümleler, yani neden sonuç mu, amaç eylem mi, koşul şart mı, bu ilişkiden bahsediyor. Bakalım, kendimizi tanımak, varoluş ağında nerede bulunduğumuzu anlamak ve yaşadığımızı hissetmek için sanatla uğraşıyoruz demiş. Hissetmek için sanatla uğraşıyoruz. Burada hemen fark ettiniz amaç eylem cümlesi olduğunu. Aşağıdakilerden hangisi aslında amaç eylem cümlesidir şeklinde bir seçenek bulmalıyız. Sanatçının asıl görevi kim ve ne olduğumuzu bilmenin lanetini ve ihtişamını fark etmemizi sağlamaktır. Görevinden bahsediyor ama eylem değil. Kendimizi diğerlerinden ayırabilmek ve çevremize bağ kurabilmemiz sanatla kurduğumuz ilişkiye bağlıdır. Koşul şart cümlesi. İyi bir sanat tüketicisi olmak, en azından herhangi bir sanat dalına yakınlık duymak, kültürel yaşamın ve çağdaş bir toplumun varlığını gösterir ama eylem değil. Çoğu insan gibi ben de gündelik yaşamın boğuculuğundan kaçabileyim diye
Kitaplara, filmlere, müziğe ve resimlere sığınırım. Resimlere sığınmasının amacı ne? Gündelik yaşamın boğuculuğundan kaçabilmek, ama kaçıp kaçmadığı kesin olarak belli değil. O yüzden cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Evet, 6. soruyla devam edelim. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, gerçek bilmek istemeyeceğimiz kadar yalın ve çıplaksa onu örtmek için türlü giysiler dikeriz diyor. Yani kabul etmekte zorlandığımız gerçekler varsa diyor, bunları ne yaparız diyor, çeşitli şekillerde kıyafetler giyerek kendimizi korumaya alırız şeklinde söylüyor. Bakalım, her insanın gerçeklik algılayışı kendi geçmişine, yaşam kültürüne, eğitimine ve ailesinden aldığı terbiyeye göre değişkenlik gösterir. Alakasız bir seçenek. Öyle gerçekler var ki insan ne yapsa onlardan kaçamaz. Sadece onlarla yüzleşme zamanının gelmesi için vakit kazanır. Ya çok yakın bir seçenek gibi duruyor, ama burada bahsettiği şey bizim bir kendimizi korumaya almamız. Vaktin gelmesini beklemekten ziyade ona karşı bir eylemde bulunuyoruz. Türlü giysiler dikeriz. O yüzden bu da olmuyor. İnsanlar en kolay kendileriyle ilgili gerçeklerden kaçarlar. Başkalarına dair her gerçekliği ise tüm acımasızlığıyla görebilirler. Bu da bambaşka bir şeyden bahsediyor. Başkalarının yanlışlarını görmekten bahsediyor. Kendi yanlışını görmemek şeklinde. Geçelim. İnsanlar kabullenmekte zorlandıkları kimi gerçeklere karşı savunma mekanizmaları geliştirerek onları diledikleri gibi görürler. Bilmek istemeyeceğimiz kadar yalın ve çıplak olan bir gerçek, yani kabullenmekte zorlandığımız gerçekler, türlü giysiler giyeriz. Savunma mekanizması burada giysi olarak imgelenmiş. O yüzden cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Soruyu da geçelim. Evet, 7. soru bir ses bilgisi sorusu. Bakalım, hangi ses olayı vardır diyor. Hangi ses olayları vardır diyor. Ve alnım açıksa, kolay bir soru. Alın ünlü düşmesi arkadaşlar. Ünlü düşmesinin olmadığı seçenekleri eleyelim. Burada var, burada yok. Yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum ve yavrumsa sevdiren bu her şeyi bir bir, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık anasının yüzü suyu hürmetinedir. Et dirliğimiz derken buradaki K'de yumuşamadır. Ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması arkadaşlar, cevabımız Ceyhan oluyor bu yüzden. 8. soruyla devam edelim. Bu parçada yer alan numaralanmış cümleler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım arkadaşlar. Birinci cümlede mizahın işlevlerinden söz edilmiştir. Toplumdaki kötülükleri, aksaklıkları, adaletsizlikleri savunmasız hale getiren mizah, evet, mizahın neye yaradığından bahsetti. Bir var. İkinci cümlede benzetme yoluyla mizahın tanımı yapılmıştır. Gülme, para, inandırma, baskı yapma, destek toplama, güç gibi diğer faktörlerin üzerinde yıkıcı özelliğe sahip diyerek benzetme yoluyla en etkili silahtır. Gülme yoluyla mizah nedir? Evet, bunun cevabını veriyor benzetme yoluyla. Bu da var. Üçüncü cümlede mizahı ortaya çıkaran gerekçenin ne olduğundan söz edilmiştir. Üsttekilerin makam ve yetkilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmaları mizahın bir karşıt düzen kurmasına zemin hazırlar. Evet, mizahın hangi amaçla gerekçeli ortaya çıktığından bahsediyor. Kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları için bu şekilde olur diyor. Dördüncü cümlede mizahın amacının ne olduğundan bahsediyor. Bu bağlamda mizah adaletsiz gördüğü düzene karşı kendi adil düzenini kurmak için mücadele eder. Evet, burada çok açık bir şekilde verdi. Beşinci cümlede mizahın sosyal yapıda yarattığı değişimden bakalım. Özellikle sosyal açıdan diyor arkadaşlar, yetkili mercilerin görevlerini kötüye kullanmaları durumunda mizah bütün şiddetiyle ortaya çıkar diyor. Mizahın sosyal yapıda yarattığı bir değişimden bahsetmedi. O yüzden de cevabımız arkadaşlar Edirne olmalı. Bunu da bu şekilde vermiş olalım. 9. soruya geçelim. Ögelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. İnsan kendi gerçekliğini sanatın sınır tanımaz soylu evreninde keşfettikçe varlığını yeniden kavrayarak dünyaya kök salar, kök salar yüklem,
Köksalan ne? Köksalan kim? İnsan özne. Özne ve yüklem sonunda olan şıkları hemen bulalım. Belirtisiz nesne gitti. Bu da gitti. Diğerleri bu şekilde bakalım. Kendi gerçekliğini sanatın sınır tanımaz soylu evreninde keşfettikçe. Ne zaman? Kendi gerçekliğini sanatın sınır tanımaz soylu evreninde keşfettikçe. Zar tümleci. Nereye kök salar? Dünyaya kök salar. Bu da dolaylı tümleç. Nasıl kök salar? Varlığını yeniden kavrayarak ikinci bir zarf tümlecimiz var. O zaman özne zarf tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem olacak arkadaşlar. Öbekleri parçalamıyoruz. Bu şekliyle bakıyoruz. Cevabımız Adana oluyor. Bu yüzden arkadaşlar. Evet. 10. soruyla devam edelim. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Belirtme hal eki almış işaret zamiri. Bunlar şunlar gibi bir zamirden bahsedecek arkadaşlar. Evet, bunlar var. Belirtme hal eki ismin iyi hali, yani bunları dediğinde bunu aldığını görüyorsunuz. Niteleme sıfatıyla birlikte kullanılan belgisiz sıfat demiş. Niteleme sıfatı önemli yer dediğinde nasıl yer? Önemli yer niteleme sıfatı. Buradaki bir yerde herhangi bir yer anlamında olduğu için belgisiz sıfattır. Bursa'da var. Eylemsiyi niteleyen durum zarfı demiş. Bakalım. Bunu göremedik. Geçiyoruz. Bulunma haleki almış isim diyor. Benlik isimdir. Bulunma haleki ismin D hali demek. O da var. Türemiş yapılı eylem demiş. Bakalım. Önemli bir geçiş sürecinde yaşadığı kendi benliğinde belirgin şekilde yaşamış. Yaştan yaşamaktır. İsimden fiil yapım eki almıştır. Türemiş yapılıdır. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet, 11. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Birinci cümlede adlaşmış sıfat fiil vardır diyor. Günümüz mimarisinde çok katlı yüksek blok yapıların çatı katlarında, balkonlarında veya teraslarında sıklıkla ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sıfat fiil olmadığı için bunu eledim. İkinci cümlede zarf fiil vardır. Bu tarz binaların çatısında, balkonlarında çiçeklerin veya ağaçların ne işi var diyebilirsiniz. Burada da herhangi bir şekilde zarf fiil olmadığını görüyoruz. Üçüncü cümlede hem sıfat fiil hem isim fiil vardır demiş. Baktığımız zaman burada sıyrılmak isim fiildir ama burada herhangi bir şekilde sıfat fiil görmüyoruz. O yüzden C'ye de gitti. Dördüncü cümlede fiilimsiye yer verilmemiştir diyor. Şimdi burada olması derken mame isim fiildir. Tercih ettiği derken dıktik. Aynı şekilde fiilimsilerin olduğunu görüyoruz. O yüzden 4 de yanlış. Beşinci cümlede isim fiiller vardır demiş. Bakalım, sunabilmek isim fiildir. Projeleri çizmeye, göstermek, bir sürü isim fiil var. Cevabımız Edirne oluyor. Şurayı niye çizdim? Akademik olarak ana fiilleri yardımcı fiile bağlayan e'lerin zarf fiil olduğunu söylerler. Ama bu gibi düzeyde ÖSYM tarzındaki sorularda bunu göz ardı edebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden zarf fiil olmadığını söyleyebiliriz biz de. Evet, 12. soruyla devam edelim. D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık hangisinde vardır diyor. Bakalım, belleğin kuytularından ile gerçekten zor ama o ölçüde de talihsiz bir işe giriştiğimin ta başından beri farkındayım. İlki ek olan D, ikincisi D. Zaten birincisi bitişik yazılmış, diğeri ayrı, doğrudur. Bu portrelerin arasında dost olduklarım da olmadıklarım da var. Birinci D yine ek olan D'dir, bitişik yazılır. İkinci ve üçüncüsü bağlaç olan D'dir, ayrı yazılır. Doğrudur. Zor olan dostları yazmak. Tarihsiz olan da burada D yine bağlaç ayrı yazılır, sıkıntı yok. Hepsinde kendimce ve olabildiği kadarıyla mesafeliyim demiş. Mesela hepsinde, nerede? Hepsinde ismin D hali yine bitişik yazılır, sıkıntı yok. Yine de derken zaten bakın vurgulu okuduğunuz zaman bu D'nin bağlaç olduğunu fark ediyorsunuz. Yani ayrı yazılması gerekir. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet, 13. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir yazım yanlışı sorusu, hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Bakalım. Cenevizliler, yapım eki, çekim eki. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Amasra'ya derken özel isme gelen çekim eki kesme ile ayrılmış, bir sıkıntı yok. 1460 Ekim'i bir yıl adıyla birlikte kullanılan ayatları büyük harfle başlar. O yüzden cevabımız
C olmalı arkadaşlar. 3 numara olmalı. Sarf etmek birleşik bir fiildir. Herhangi bir türeme düşme söz konusu olmadığı için, ses orayı olmadığı için bu şekliyle bu da doğrudur. Amasra Kalesi bir yer adı. Bu şekliyle özel isme dahildir kale ismi. O yüzden 5 de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet. 14. soruyla devam edelim arkadaşlar. Hangisine virgül getirilemez? Bir defa şöyle kısaca özetleyecek olursak, söz öbeklerini asla parçalayamazsınız dil bilgisinde. O yüzden bir söz öbeğini parçalayan bir virgül veya başka bir noktalama işareti yanlış olacaktır. Bu bilgiden sonra bir bakalım. Usta keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyordu. Vuran kim? Usta özne yüklemden uzak düşmüş. Özneyi göstermek için virgül konur. Doğrudur. Bir taraftan da batıya doğru inmeye başlayan güneşi kızını gözlüyordu. Eş görevli durumları ayırmada yine virgül kullanılır. Bu da doğrudur. Ağustos'un sonu dediğinde belirtili isim tamlamasını parçalayamazsınız araya virgül getirerek. Burası yanlış oluyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız C'dir. Bakalım korkuyor, uğraşıyor, eş görevli, daha doğrusu sıralı bir cümledir burada. Virgüllerle ayırırsınız. Doğru. Karpuzu yemiş, işe başlamıştı. Birden fazla yüklem yine sıralı cümle, yine virgül getirilir. C dışında hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, 15. soruyla devam edelim. Noktalama sorusu. Bu gibi sorularda paragrafın tamamını okumadan işaretleme yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü noktalamada şöyle de doğru, böyle de doğru diyebileceğiniz durumlar söz konusudur. Bakalım ama emin olduğunuz yerlerde hemen işaretleme yapıp eleme yapabilirsiniz. Ne tuhaf diyor. İnsan kapı komşusu hakkında bile bazen bir şey bilmiyor. Sabahları Nuri omzunda kazma, arkasında keçisi evden çıkar. Akşam omzunda kazma, koltuğunun altında bir demet ot ve arkasında keçisi eve dönerdi. Sonra noktamızı koyduk zaten. Bitmiş bir cümle. Şunu hemen eledim ben. Şurada da omzunda kazma, arkasında keçisi dediğinde eş görevli durumlar virgüllerle ayrılır. Akşam yine omzunda kazma, koltuğunun altında bir demet ot, yine virgül getirilir. Virgüllerle bağlanmış sıralı cümleleri ayırmada grup yaparken yine noktalı virgül koyarız. Zaten bu seçeneğin olduğu tek şıkkımız C kalıyor. Ne tuhaf dediğimizde de ünlem konacağını zaten gayet iyi biliyorsunuzdur gençler. O yüzden cevabımız 15'te Ceyhan olmalı. 16. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi yanlış bir bilgi içermektedir diyor. Okuyalım bir. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir çalışmanın sonuçları küresel iklim değişikliği nedeniyle zamanla gökyüzünü kaplayan bulutların azalacağını ve bu durumun yüzey sıcaklığını yaklaşık 8 derece kadar yükseltebileceğini gösteriyor. Bulutlar gezegenimizin yaklaşık 3'te 2'sini tıpkı bir kılıf gibi kaplar. Özellikle subtropik bölgelerdeki alçak seviye stratocumulus bulutları aşağı enlemlerdeki okyanusların üzerine yaklaşık %20 oranında kaplayarak tıpkı bir gölgelik gibi dünyayı güneş ışınlarına karşı korur ve yüzey sıcaklığının artmasını engeller diyor. Devam ediyor bu şekilde, bir bakalım. Terim anlamlı birden çok sözcük kullanılmaktadır. Evet, enlemdir, subtropik bölgedir, stratocumulus bulutlarıdır. Bunlar terim anlamlı birden çok sözcüğe örnektir. Sayısal veridir. 3'te 2'si diyor arkadaşlar. %20 oranı diyor. Bundan da bahsettiğini görüyoruz. Burada genel anlamıyla küresel iklim değişikliği ile ilgili gezegendeki değişikliklerden bahsediyor. O yüzden açıklayıcı bir anlatım biçimi vardır. Genel itibariyle bilgi verici bir metindir çünkü. Bu da doğru. Sözcüklerin çağrışım evreni oldukça zengindir. Arkadaşlar, şiirsel bir metin değil, bilimsel bir metindir. Sözcüklerin çağrışım evreni imgeli kullanımlarda olur. Yani şiirsel kullanımlarda olur. Yan ve mecaz anlam sanatsal metinlerde olur. Ama bilimsel metinlerde terim anlam ve gerçek anlamlar ağırlıklı olduğu görülür zaten. Benzetmeleri yer verilmiştir diyor. Bir kılıf gibi diyor. Bir gölgelik gibi diyor. Benzetmenin de olduğunu görüyoruz. 16 Denizli'dir bu yüzden arkadaşlar. Evet, 17. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçada anlam akışını sağlamak için hangi cümlelerin yeri değişmelidir diyor. Bakalım, Türk edebiyatında mitoloji başlangıcından beri önemli bir yer tutar.
Klasik Türk edebiyatında da Arap ve Fars mitolojileri, özellikle de Firdevs'in Şehname adlı meşhur eseri çok temel bir esin kaynağı olmuştur. Bilinen ilk Türk şairi diyor. Türk edebiyatının ilk ürünleri diyor. Kasideler diyor. Aslında burada şöyle bir kronolojiyle gitseniz bile yakalarsınız. Şimdi Türk edebiyatının mitolojisi başlangıcından beri diyor. Yani Türk edebiyatının başlangıcı olarak bir kronolojik sırayla gidelim. O zaman bu kronolojik sırada Türk edebiyatının ilk ürünleri önce bir şu ifadeden sonra gelsin. Sonra İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olarak 8. yüzyıl ve 9. asırlar gelsin. Sonrasında klasik edebiyatımız başlıyor zaten. Bu şekliyle yapamasak bile arkadaşlar şu Şehname bilgisinden sonra tekrar Şehname'ye burada atladığını görüyoruz. Yani bunun aslında 5'ten hemen önce gelmesi gerekiyor. Zaten kronolojik olarak gittiğimizde de 2 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bakın başlangıcından beri önemli bir yer tutar. Türk edebiyatının ilk ürünlerinden itibaren bu etki çok belirgindir diyor. Sonrasında da işte bilinen ilk Türk şairi diyor. Bakın kronolojik olarak gidiyor. Sonra da klasik Türk edebiyatı diyerek buna devam ediyor. O yüzden 2 ile 4 yer değiştirmelidir arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir bu yüzden. Evet, 18. soruyla devam edelim. Ne diyor? Bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır? Bakalım bir. Aile için birlikteliğin keyif verici hale getirilmesi sorunların çözülmesi açısından öneme sahiptir. Sorunlu ailelerde birbirinden uzak, bıkkın, gergin, birbirine tahammül etmeye çalışan mutsuz insanlar görülür. Sorunlu aileyi istenilen hale getirmek için de en önemli adım yaşananları ve sorunları anlatmaktan geçer. Oysa tam tersi eğitici aileler, zaten yakaladığınızı da düşünüyorum, sorunlu aileler, eğitici aileler karşılaştırılıyor. Cevabımız da Denizli oluyor arkadaşlar bu yüzden. Evet, 19. soruyla devam edelim. Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar diyor. Bakalım, dünya yüzeyinin 1/4'ü sularla kaplı olmasına rağmen insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Mevcut suyun %1'den daha az bir kısmı ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Bu nedenle su sıkıntısı insanlık kadar eski bir konudur. Ancak günümüzde su sıkıntısı oldukça karmaşık ve birçok farklı konu ile iç içe geçmiş durumdadır diyor. 2030 yılında gıda, su ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık %50 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bunun en önemli sebepleri nüfus artışıdır diyor. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar buraya kadar olan kısımda dünyadaki su sıkıntısından bahsederken 2030 yılında gıda, su ve enerji diyerek 5'ten itibaren daha genel konulara geçmeye başladı. O yüzden de cevabımız Denizli olmalı arkadaşlar. Evet, 20. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşünce akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Rusya Türkiye'nin kuzey komşusu olmanın ötesinde pek çok konuda Türkiye ile benzer tarihsel deneyimleri yaşamış bir ülkedir. Her iki ülke de kurulduktan sonra hızlı bir biçimde sınırlarını genişletmiştir. Evet, benzer tarihsel deneyim var. Rusya'daki reform programlarının tepeden inme bir seyir izlemesi ve reformların sosyal bünyeye uyumlu bir sentezinin yapılamaması Rusya'da modernleşmeye karşı reaksiyonlara yol açmıştır. Dursun bakalım burası. Osmanlı Devleti Avrupa ve Orta Doğu yönünde ilerleme gösterirken Rusya, Avrasya bozkırlarından Sibirya, Doğu Avrupa ve Türkistan'a doğru bir genişleme siyaseti izlemiştir. Yine benzer tarihsel deneyimlerinin olduğundan bahsediyor 4'te de. Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında yaşayan Bulgar, Sırp ve Hırvat gibi azınlıklar Slav asıllı iken özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türkistan, Kafkasya üzerinde denetim sağlayan Rusya, Türk asıllı Müslüman toplumları egemenliği altına almıştır. Yine benzer tarihsel deneyimleri olduğundan bahseden bir seçenek. 3'te ise Rusya'nın modernleşmeye karşı reaksiyon göstermesinin nedenini anlatmıştı. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı arkadaşlar. Evet, 21. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Edgar Allan Poe'nin bu parçada vurgulanan şiir anlayışıyla aynı doğrultudadır demiş. Edgar Allan Poe şiirin bir coşkunluk haliyle, duygu yoluyla veya ansuzun gelen bir ilhamla yazılmasına karşı çıkmış. İdeal şiirin duygular aracılığı yerine
akıl ve mantık aracılığıyla yazılması fikrini savunmuştur. Yani ilham yerine çalışmaktan bahsediyor. Şiir anın büyüsüyle kağıda dökülen kelimeler değil diyor. Tamamen diyor özenle düşünülerek tasarlanması gereken bir üretim süreci olduğundan bahsediyor. Bakalım aynı doğrultuda olanı arkadaşlar. A. Şiirin yaratılması hiçbir sınıfa mal edilemez. Onun yaratan, yaşar durumda tutan genel bir dünya yaşamıdır. Konuyla alakasız bir şey söyledi. Şiir bireysel bir duygulanmanın ötesinde bir toplumun tüm bireylerinde ortak duygu ve düşünceler uyandırabilmelidir. Yine bahsettiğinden farklı bir şey söyledi. C'de şiir bir çırpıda tamamlanacak bir eser değildir. Adım adım ilerlenmeli, bütün parçaların birbiriyle uyması gereken bir yapbozu tamamlamış gibi ele alınmalıdır. Evet, bir esin işi değil, bir çırpıda olacak bir şey değil, çalışarak olması gerektiğinden bahsediyor. D'de bir şiiri şairin yazdığı anlamda yanılmadan açıklamak, anlamak mümkün değildir. Bu da şiirin yorumlamasıyla alakalı, alakasız bir şey. Şiir bir duygulanma, bir duyarlılık, bir esinti meselesidir diyerek de söylediğinin zıttını söyledi arkadaşlar. O yüzden cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar, 22. soruyla devam edelim. Bu parçada diyor, hareketli avantgard kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, avantgard terimi içinde birçok anlamı barındıran ve çağrıştıran, sürekli değişen ve dönüşen, sabit tanımı olmayan, pek çok şeye gönderme yapan dinamik bir kavramdır. Sabit bir tanımının olmamasından bahsetti. Avantgard yerleşik, geçerli ve egemen olana karşı siyasi, felsefi, sosyal bir karşı duruşu temsil eder dedi. Yani geleneğin, gelenekselleşenin karşısında olduğunu söyledi. Toplumsal ve kültürel sınırların devrimci biçimde ihlal edilmesini çağrıştırır. Bir isyan mevzusundan bahsetti. Avantgard toplumdaki memnuniyetsizliğin ifadesidir dedi. Toplumdaki bütün değerlere ve baskın kültürlere savaş açarak geleceği yeniden şekillendirmek için verilen mücadelenin adıdır dedi. Bakalım, kurulu düzene isyan niteliği taşıdı. Hem burada hem de burada onu söyledik, yerleşik, geçerli ve egemen olana. Geleceği inşa etme yolunda en etkili sanat anlayışı, en etkili silahtır falan bir şey demedi yani, geleceği inşa etmedi. Cevabımız bu olmalı ama bakalım. Nesnel ve herkesçe kabul edilmiş bir tanımının olmadığı, bak sabit bir tanımı yok, sürekli değişen bir tanımı var dedi. O yüzden C var. Yaşanan aksaklık ve toplumsal bozuklukların bir sonucunda ortaya çıktığı, evet toplumdaki memnuniyetsizlikten ortaya çıkar dedi. Farklı çağrışım özelliklerine sahip olduğu, herkes de farklıdır dedi. Birçok anlam barındıran ve çağrıştıran dedi. Bu da var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Evet, 23. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada yakınılan durumlar arasında gösterilemez diyor. Bakalım, doğallığın yerini yapayla, gerçek olanın yerini sanala bıraktığı, gerçek olanın yerini sanala bıraktığı, günümüzde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm bireyi toplum içinde yalnızlaştırıyor ve yabancılaştırıyor dedi. Kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaşan insan, iletişim teknolojilerini kullanmasına rağmen insan iletişimdeki temel ögeleri öğrenip doğru yolu uygulayamadığı için ilişkilerini sağlıklı yöne yürütemiyor dedi. Kendisiyle, insanlarla ve çevresiyle çeşitli çatışmalar ve anlaşılmazlıklar yaşadı dedi. Okumayan, kendini geliştirme yönünde çaba göstermeyen, dinlemeyen, iletişim becerilerini öğrenmeyen bireylerden sağlıklı ilişkiler geliştirmesini beklemek de pek mümkün görünmüyor dedi. Bakalım, A'da insanların kendilerine nitelik kazandırmak için emek vermemesi. Evet, şurada okumayan, kendini geliştirmeyen. Günümüz koşullarının insanlarını sosyalleşmekten uzaklaştırması. Evet, şimdi sosyalleşmek demek toplum içerisinde bir olmak demektir. O yüzden yalnızlaşmak ve yabancılaştırmak zıttı olduğu için bu da var. Gerçekliğin yerine suniliğin ve sanal bir anlayışın, evet, doğallığın yerini yapaylık, gerçek olanın yerini sanala bıraktı dedi. Çoğu kişinin sağlıklı iletişim kurma becerisinden yoksun olmasından, çoğu insanda bu sıkıntıların olduğundan bahsetti zaten. Bunun da olduğunu görüyoruz. Denizli'de var. İletişim kurma becerileri son dönemde hızla arttı dedi. Yalnızlaşan insanın iletişim teknolojilerini olumsuz amaçlara yönelik kullanması.
burada tamamen farklı bir şeyden bahsediyor. İletişim teknolojileri insanları olumsuz durumlara yöneltebilir. Bundan bahsetmiyor. İletişim araçlarını olumsuz manada kullanmaktan bahsediyor. O yüzden cevabımız da Edirne oluyor arkadaşlar. Evet, 24. soruya geçelim. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bakalım. Birileri yan masana oturmuş sohbet ediyor. Kim olduklarını, ne iş yaptıklarını bilmiyorsun. Aile öykülerini bilmiyorsun ama öyle iştahla anlatıyorlar ki gözünü kırpmadan dinliyorsun. Sonra belki en heyecanlı yerinde kalkıp gidiyorlar. Sonra ne oldu bilmiyorsun. Küsler barıştı mı, konu kapandı mı, eve dönerken yolda mı kaza geçirdiler? Öykü okumak böyle bir şey bence. Kitap boyunca defalarca tadı damağımda kaldı hissi yaşıyorsun. İşte bu yüzden öykü okumayı da yazmayı da çok seviyorum. Aslında buraya bakarak çıkartmaya çalışacağız. Nedir? Soru şöyle bir şey olur o zaman. Öykü okumayı ve yazmayı niçin seviyorsunuz gibi bir soru olmalı. Edebiyat çevrelerinde birçok kesime göre ödüllü bir öykücü olmak çok ayrıcalıklı görülüyor. Siz ödül sahibi, buradan bahsetmedi zaten ödülle ilgili. Öykü türü çoğunlukla romana geçişte bir basamak görülüyor. Siz bir tür olarak öyküyü edebiyatın öykünün yerini konumlandırmadı söylediği cevapta. O yüzden bu da gitti. Çok yakında ikinci öykü kitabınız çıkacak. Bundan sonra yazarlık serüveninize öyküyle mi devam edeceksiniz? Hani bundan sonrası için bir şey söylemiyor burada. Öyküyü sevdiğinden bahsediyor ama ikinci kitabının öykü olup olmaması vesaire, bundan sonraki kitapların öykü olup olmaması ile ilgili bir açıklama yapmıyor. D'de öykü ilk kitaplar için sıklıkla tercih edilen bir tür aslına bakarsanız. Sizin öyküyü seçmenizin nedeni neydi? İşte bu yüzden öykü okumayı da yazmayı da çok seviyorum. Evet, Denizli olmalı. Günümüz edebiyatında öykü ciddi bir canlılık yaşıyor. Genç bir öykücü olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Konudan bağımsız bir soru daha arkadaşlar. O yüzden 24 Denizli olmalı. Evet, 25. soruya geçelim. Biraz göz korkutucu soru gibi görünüyor ama arkadaşlar kolay sorulardandır uzun sorular, klasik olarak söyleyecek olursak sadece okumamız gerekiyor. Aşağıdaki parçalardan hangisi eserlerinizde diğer resim çalışmalarından farklı olarak renk işçiliği ve dokuma çalışması titizliği dikkat çekiyor? Çağdaş resim sanatında kendi resminizi nasıl bir yerde görüyorsunuz şeklinde bir soruya cevap aramalıyız. Yani çağdaş resimde kendisini nasıl konumlandırdığını, nerede bulunduğunu söyleyen bir cevap olmalı. Üretmek gerçek benim, gerçek ben olduğum özgürlük alanım. Kimseyle paylaşamadığım en derin duyguların, özlem ve kaygıların dışa vurulduğu mahrem zaman, en sıradan algılanan gerçeklikler sanatçının belleğine dönüşür. Ürettiğim eserler pek çok sanatçıya göre daha gizemli kalabilir. İfade dili özneldir ama hepimizin boyun eğmek zorunda olduğu, evet, burada çağdaş resim sanatında nerede olduğunu konumlandıran bir cevap yok. Sanatçılar duygusal insanlardır. Dışarıdan bakıldığı zaman herkes gibi görünseler de iç alemlerinde çok hassas, duyarlı, zihninde fırtınalar barındıran, dış dünyadaki olumsuz olaylardan en fazla etkilenen insanlardır diyebiliriz. Ancak beni akademik tarafım çok dengeliyor. Sadece sanatçı olsam belki daha farklı. Evet, burada da yine soruyla alakasız bir durumdan bahsediyor. C'de soyut resimde en etkin silahınız renk ve biçimdir. Her özgün sanatçı gibi benim de resimlerimin kendine özgü bir renk anlayışı ve tınısı vardır diyor. Resminizi nasıl bir yerde görüyorsunuz? Devam. Yer yer kullandığım dokularla bu tınıları daha güçlendirip resmin derinliğini artırıyorum. Çağdaş resim sanatı içerisinde kendime özgü kimliğim, renk ve biçim anlayışım ile Anadolu'nun ve doğduğum toprakların sesini dünyanın değişik ülkelerinde duyurmaya çalışıyorum. Çağdaş resim sanatında hangi konumda olduğunu kendimde açıklıyor. Cevap C'dir. Şöyle bakalım. Her şey ruhta bitiyor bence. Herkes tuval boyayabilir ama sanatçı ruha sahip olmak başka bir şeydir. Sanatçılıkla ilgili açıklama. Her birimiz hayatın bize biçtiği payeler ile yoğruluyoruz. Her insan hayatının ona sundukları ile kendini biçimlendirip var ediyor. Resimlerimde yer alan biçim ve renklerin gücünü kullanarak farklı anlamlara gönderme yapmaktayım. Resimlerinde nelerden bahsettiğini, resimlerinin işlevinin ne olduğunu anlatıyor. Sanatçı öncelikle coğrafyadan ve fiziki alemin bütününden beslenir.
beslenir. Beslenme kaynağından bahsediyor. Bazen de metafizik alem daha etkilidir. Kullandığım her bir resimde beni ben yapan tüm değerler yansımaktadır diyor. Kendini konumlandırdığı yeri söylemiyor burada da. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet, 26. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir tarzında bir soru. Yunan şehir devletlerini yıkan Büyük İskender bunlara daha başka toprakları da katmak suretiyle büyük bir Helen İmparatorluğu kurmuştur. Bu şehir devletlerinin yok olmaları ve önceki sakinlerinin de artık birer imparatorluk vatandaşı haline gelmeleri bu dönemde gerek siyasal gerek sosyal pek çok kayda değer değişime neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan en önemli değişiklik sosyal ve siyasal hayata ilişkin düşünce üretiminden büyük oranda uzaklaşılıp doğrudan birey üzerinde yoğunlaşılmaya başlanmasıdır. Nitekim daha önceki filozoflarda özellikle Platon ve Aristoteles de bireyin ideal yaşamını ancak ideal bir düzene sahip şehir devletlerinin varlığıyla mümkün gören bir anlayışa rast gelinmektedir. Bu anlayış varlığına dış dünyada gerçeklik kazandıracak imkanları imparatorluk döneminde önemli ölçüde kaybetmiştir. Yani şehir devletinden imparatorluğa geçişte toplumsallığa geçtiğini ve toplumsallıkla birlikte bireylerin o kazanımlarının, mutluluklarının bir ölçüde kaybedildiğini, bu imkanların kaybedildiğinden bahsediyor. Devamında bu tarzda bir cümle olmalı, parça olmalı. Bakalım. Herhangi bir imparatorluk içerisinde yaşamını idame ettiren ve devletle kendi arasında önce de bulunan varoluşsal irtibat, şimdi kaybolmuş bir kişi şehirden imparatorluğa geçildiğinde irtibat kayboldu. Bireysel mutluluğunu nasıl kazanabilecek ve koruyabilecektir? Direkt cevabımız A oluyor. Şöyle hızlıca bakalım. Varlığın ne olduğunu soran tözün ne olduğu sorunudur. Alakasız. Bireyin hayatı sürecince yaşadıklarından elde edeceği hazı yükseltmek, maruz kalacağı acı ve ıstırapları ise hafifletmek veya en aza indirebilmek nasıl mümkündür? Buradan bahsetmiyor. İmparatorluklar ve devletlerin önceliği kendi çıkarları ve gelecekleri mi olmalıdır? Yoksa bu düşünce daha evrensel bir boyutta devlet ve millet ayrımına bu konudan bağımsız yine. İnsan emeğiyle doğayı ve varoluş koşullarını değiştirip dönüştürürken kendini de değiştirip dönüştürmektedir. Bu değişimler insanlık tarihini nasıl etkilemiştir? Hayır. Burada söylediği şey şehir devletlerinden imparatorluğa geçişte bireysel mutluluğun kaybolduğu, insanlardaki sistemin değiştiğinden bahsediyor. Bununla ilgili cevabımız da Adana oluyor arkadaşlar. Evet, 27. soruya geçelim. Diyor ki bu parçada Mersin balığı ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Mersin balıkları Avrupa, Asya ve Amerika kıtasının kuzey yarım kürede bulunan denizlerinde veya tatlı sularında yaşayan 27 tane türü olan biyolojik açıdan modern kemikli balıklardan farklı özelliklere sahip ilkel balıklardandır. Nerede bulunduğundan bahsetti. Türkiye sularında 5 türü bulunan bu balıklar yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduklarından yaşayan fosiller olarak adlandırılır. Nasıl adlandırıldığı ile ilgili bilgi verdi. Etinin kalitesi ve çok değerli havyarı dolayısıyla Mersin balıkları binlerce yıldan beri dünya üzerinde ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Güzel. Havyar elde etmek için yumurtlama zamanından önce avlanmaları, nehirlerden kum ve çakıl alınması sebebiyle yumurtlama yerlerinin, yumurtalarının ve lavralarının tahrip edilmesi, endüstri ve tarımsal faaliyetler sebebiyle doğal suların kirlenmesi gibi nedenlerle soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birçoğu zaten insan kaynaklı sorunlardan bahsetti. Bakalım yaşayan fosiller olarak adlandırmalarının nedeni, evet şurada söyledi zaten. Nesillerinin yok olma riski taşımasının başlıca sebepleri şunlar işte, bu da var. Lezzetinin ve fizyolojik yapısının diğer balıklardan farklı olan yönlerini. Şimdi burada farklı olan yönlerini anlatmadı. Evet lezzetlidir vesaire dedi, eti kalitelidir dedi ama neyi, farklılıkları nelerdir bundan bahsetmedi. Bu C'dir cevap. Devam edelim. Denizlerde veya tatlı sularda ne zamandan beri yaşıyor? Yaklaşık 200 milyon yıldır yaşıyor dedi. Bu da var. Hangi bölgelerde ve ne tür sularda? Tatlı sularda dedi ve Avrupa'da vesaire burada bahsetmişti arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Evet, 28. soruya geçelim. Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Bakalım, bugünün insanları günübirlik yaşamaktan tat alıyor.
Sevgilerinde, çalışmalarında tutarlılık aranmıyor kimsede. Bu durum yayıncılık sektörüne de kaçınılmaz olarak yansıyor. Bu denli geçmişe takılınca kendimi gerici gibi hissediyorum. Ama bu böyle değil elbette. Günümüz insanları ve piyasa koşullarına ticarete teslim olmuş dergiciler bence çok gerici. Sanki Rönesans, aydınlanma, 20. yüzyıl şiiri hiç olmamış, onlardan hiç nasiplenmemiş gibi yaşıyorlar ortaya koydukları buram buram ticaret kokan yayın organlarıyla. Yazık onlara. Evet, bunları söyleyen kişi yayıncılıkta ticaretin ve popülaritenin hüküm sürmesinden şikayet ediyor. Bakalım, yayıncılık sektöründeki yozlaşma ve çürümenin pek çok alana da sirayet ettiği kanısında. Hayır, burada tam tersi, her yerde görülenin yayıncılıkta da göründüğünden bahsediyor. Bunu geçtik. Gelecekte çok daha ilerici ve insancıl değerlere sahip olunan dönemler olacağına inanıyor. Böyle bir şeyden bahsetmedi. İnsanların ben merkezci ve bireyci yaşam anlayışlarının altında ekonomik faktörler. Evet, ekonomik faktörler olabilir ama bu durumda bundan bahsetmedi. Geçmişte takılıp kalmış, günün ruhunu yakalayamamış insanların toplumdan ayrıştırılması gerektiğini düşünmekte. Böyle bir şey demedi. Ve son şıkka bakalım. Yayıncılık alanındaki gerici ve ticaret odaklı anlayışın yarattığı olumsuz durumdan, sonuçlardan yakınmaktadır. Tam da bunu söylemiştik. Arkadaşlar, cevabımız Edirne oluyor bu yüzden. Evet, 29. soruya geçelim. Bu parçadan hareketle Napoli romanları ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Elena Ferrante'nin 4 ciltlik Napoli romanları serisi İngilizceye çevrilmeye başladığı andan itibaren hem Amerika'da hem İngiltere'de edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Kimi okuyucu ve eleştirmenler bu romanlardaki iki kadın arkadaşın çocukluklarından itibaren devam eden çatışmalı, inişli çıkışlı ilişkilerinin hikayesi olarak tanımlarken, yani bireysel bir konudan bahsettiğini söylerken, kimisi Napoli'nin yoksul bir mahallesinde İtalya'nın marjinlerinde yoksulluğun içinde süre giden bir varoluş mücadelesinin hikayesi, yani toplumsal bir sorunun hikayesi olarak kabul ediyorlarmış. Dünyanın dört bir yanında geniş ve tutkulu bir okuyucu kitlesine sahip, yani çok beğenilmiş. Bu romanların tılsımı Ferrante'nin erkek egemen ve kapitalist dünyada özenle ve aktif bir çabayla gizlenen ve sessizleştirilen duyguları, hikayeleri ve hayatı deneyimleme biçimlerini bizimle paylaşıyor olmasında yatıyor. Bakalım, pek çok farklı ülkenin okurlarınca çok beğenildiği söyledi. Dünyanın dört bir yanında beğeniliyor dedi. Yazarın kendi yaşamından iz düşümlerle eseri zenginleştirdi. Şimdi gerçekten güzel bir şık. Cevap Bursa olmalı. Şimdi burada yazarın kendi başından geçenleri anlattığından bahsetmiyor. Erkek egemen ve kapitalist dünyada özenle ve aktif bir çabayla gizlenen ve sessizleştirilen duyguları, hikayeleri ve hayatı deneyimleme biçimlerini, kendisinin deneyimleri demiyor burada, başkalarının bu hayatı deneyimleme biçimlerini bizimle paylaşıyor, yani yazıyor anlamında kullanıyor. O yüzden birçok arkadaş burada Bursa'yı cevap olarak görmeyebilir. Yine de biz devam edelim. Son dönem edebiyatında ses getiren eserler arasında yer aldığını söylüyor. Zaten bunu işaretlemiştik. Dünyaya ve yaşama dair dile getirilemeyen noktalara parmak bastığı, evet burada ne diyor? Erkek egemen ve kapitalist dünyada özenle ve aktif bir çabayla gizlenen, sessizleştirilen, yani söyleyemeyen, dile getirilmeyen noktaları anlatıyor dedi. Kimi eleştirmenlerce bireysel, şurası, kimi eleştirmenlerce de toplumsal yönüyle ele alındığı, hani kimi okuyucu ve eleştirmenler, iki kadın arkadaşın çocuklukları dedi bireysel, kimisi de Napoli'deki genel gidişattan, toplumsal bir sorundan bahsettiğini kabul ediyorlardı demiştik. O yüzden Edirne'de var. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, 30. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya getirilebilecek en uygun başlıktır? Başlık sorularında yapacağımız ilk şey parçadaki konuyu belirlemektir arkadaşlar. Ne anlatıldığını belirleyelim. Bunu birkaç kelimelik özet haline getirelim. Nöroprotez, konuşma yeteneğini kaybetmiş insanların iletişim kurmasına yardım etmek için geliştirilen yöntemlerden birisidir.
Geçmişte bu alanda yapılan çalışmalarda eli ya da kolu hareket ettiren beyin sinyallerine odaklanılır. Bu sinyalleri tek tek harflere dönüştüren cihazlar geliştirilirdi. Ancak sinyalleri tek tek harflere dönüştüren bu sistemler çok yavaş çalışırdı. Eskiden nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi veriyor. Prof. Edward Cheng ve arkadaşları daha yüksek hızlara ulaşmak için yeni bir yaklaşımla nöroprotez geliştirdiler. Araştırmacılar eli ya da kolu kontrol eden beyin sinyallerine değil, konuşmayı sağlayan kasları kontrol eden beyin sinyallerine odaklandı ve bu sinyalleri kelimelere dönüştüren bir sistem geliştirmeyi başardılar. Nöroprotezin geçmişte nasıl olduğu, günümüzde nasıl olduğu ile ilgili bir bilgi veriyor. Konumuz bu. Nöroprotezdeki gelişmeler gibi bir şey olabilir. Bilim dünyasındaki son gelişme, hayır, sadece nöroprotez özelinde gidiyor, bunu alamayız. Nöroprotezin geçmişi, bugünü ve geleceği bu olabilir, dursun. Bilim dünyasının tıp dünyasına büyük katkısı, böyle bir şey yok. Konuşma yeteneğini kaybedenler için nöroprotez gelişiminden bahsetmesi lazım demiştik. Konuşma yetisi kazandırmada son tıp tekniği son değil arkadaşlar. Daha öncesinde olan bir şeyin günümüzdeki değişikliklerinden bahsetti. O yüzden cevabımız Bursa olmalı. Evet, 31. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle hangisine varılamaz demiş. Bakalım. Kişiler var aramızda, hem okumuş hem yazmış hem de durmadan konuşmuş, konuşmakta. Giysileri çağdaş ama kafaları çağ dışı. Yani görüntülerini aldırmıyoruz. Alın götürün zamanın gerilerine, bırakın orada, hiç yadırgamazlar yerlerini. Yani bundan 100 sene öncesine de götürsek yerlerini yadırgamadıklarından bahsediyor. Nasılsa rastgele bugünün insanı olmuşlardır, yanlışlıkla doğmuşlardır bu çağda. Toplumu da götürmek isterler gerilere, aşılmış yolları gerisin geri koşturmaya çalışırlar. Ölmüş bitmiş tükenmiş inançları diriltmek, hortlatmak isterler. Böyleleri kimi zaman egemen de olurlar toplumlarına. İnsanlığın açtığı evreleri, gerçekleştiği evrimleri, birbiri ardına giriştiği devrimleri yozlaştırmak, geriletmek, ta eskiye, en ilkelere götürmek istekleriyle. Bakalım şimdi. Günümüzde öyle insanlar vardır ki bambaşka değer yargılarının hakim olduğu eski devirlerde yaşıyor olsalar da bu durumu yadırgamazlar. Şurada bahsetti. Zaman zaman köhne düşünceli kişiler yetkin konumlara gelerek ülkelerini ilerlemekten men etme çabası içinde olurlar. Evet, ne dedi? Bazen dedi, kimi zaman egemen de olurlar toplumlarına ve onları yozlaştırır, geriletmeye çalışırlar dedi. Kimi insanlar dış görünüşleriyle modern olsalar da sahip oldukları fikirler zamanın değerleriyle, günün anlayışlarıyla örtüşmez. Dedik ya, giysileri çağdaş ama içleri boş şeklinde. Günümüz içinde bulunduğu toplumu çağdaş ve aydın düşünceden uzaklaştırmaya çalışan insanlar vardır. Burada da bahsetti zaten. Tarihin her devrinde ilerlemeci ve aydınlanmacı zihinler karanlık düşünceli insanların baskısına boyun eğmek zorunda kalır. Bundan bahsetmedi metnimizde. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet. 32. soruyla devam edelim. Ne diyor? Bu parçada Rönesans ile ilgili hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Yeniden doğuş anlamına gelen Fransızca Rönesans terimi 14. yüzyılda İtalya'da başlayıp sonraki 200 yılda Avrupa'ya yayılan bilim, edebiyat ve sanat alanlarındaki uyanışa yönelik bir hareketi ifade eder. İtalya'nın kuzeyinde başlayan, Avrupa'yı etkileyen, nerede başladığı, nerelere devam ettiği, önemli gelişmelere yol açan bu dönem Fransız düşünürler tarafından bu şekilde adlandırılmıştır. Devrin yeniden doğuş sözcükleriyle tanımlanmasının nedeni o dönemde iz bırakan iki önemli gelişmeden kaynaklanmaktadır. Bu iki gelişmeden ilki antik Yunan ve Roma eserlerinin yeniden doğuşu, diğeri ise Orta Çağ boyunca süre gelen durgunluğun daralmanın sona ermesinde ve ilerlemenin sağlanmasında rol oynayan eleştirel düşünmenin etkin bir şekilde yeniden devreye girmiş olmasıdır. Bakalım, sonraki sanat ve düşünce akımlarının temelini attığında, evet, onlara kaynaklık ettiğinden bahsediyor mu? Bakıyoruz hiçbir yerde. Genel itibarıyla bahsetmedi böyle bir şeyde kaynaklık ettiğinde. Kimler tarafından isimlendirildiğini, evet, Fransız düşünürler tarafından isimlendirildiğini söyledi. Kim tarafından olmamış ama kimler tarafından demesi gerekiyordu. Adlandırılmasında dönem gelişmelerinin etkili olduğu, yeniden doğuş sözcükleri nedeninden bahsediyor.
Sözcüğün kökeninin nereden geldiğinden, evet bundan bahsetti zaten, nereden geldiğini söyledi. Başlangıcının hangi ülkede gerçekleştiğinden, İtalya'da başladığını söyledi. Ama sonraki sanat ve düşünce akımlarının temelini attığıyla ilgili bir bilgi vermedi. Bakın şurada İtalya'da başlayıp sonraki 200 yılda Avrupa'da yayılan bilim, edebiyat ve sanat alanlarındaki uyanışa yönelik bir hareketi ifade eder. Uyanışa yönelik bir hareketi ifade eder. Başlangıç olarak kabul ediliyor. Düşünce akımlarının temelini oluşturduğundan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Evet, 33. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle sözü edilen eserle ilgili hangisine varılamaz demiş. Bakalım. Sanatçının karşımıza çıkan son kitabı çok kısa. Kitabın ön ve arka kapağı arasındaki yazan her şeyi çeyrek saatte okudum. Ama okumak da bitmiyor işte. 61 sayfalık kısacık kitap kafanızın içinde uzun bir süre bitmeyecek etkisi var yani. Bazı cümleler, bazı metinleri, yazarları, sözleri aklınıza getirecek. Kapağını açtığınız kitap başka kitapların kapağını açmaya itecek. Küçümsediğim bu kitap iki yanağıma tokat oldu. Aklıma unuttuğum bazı yaşantıları, ölümleri, metinleri, doğumları, resimleri, fotoğrafları getirdi. Ummazdım diyor. Bakalım okuyup bitirme süresinin azımsanmayacak ölçüde olduğu, aslında çok da kısa olduğundan bahsetti. Dursun, bu olacak cevabımız. Okurunu başka metinlerin okumaya yönlendiriyor. Evet, burada söyledi zaten. Başka kitapların kapağını açmaya itecek, bu var. Kimi bölümlerinin farklı yazar ve eserleri hatırlattığı, bundan da bahsetti. Bazı metinleri, yazarları, sözleri aklınıza getirir dedi. İnce bir kitap olmasına rağmen bıraktığı etkinin yoğunluğu uzun bir süre sizi etkisi altında alacak demişti. Bu da var. Farklı olay, kişi ve nesnelere dönük çağrışımlar da yapar dedi. Unuttuğu yaşantıları, ölümleri, metinleri akla getirir dedi. O yüzden cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Evet, 34. soruya bakalım. Bu sözleri söyleyen kişinin yakındığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz son 10 yıldır birbirimizi dinlemeyi unuttuk. Kimse kimseyi dinlemiyor. En yüksek perdeden konuşan en haklı olduğunu düşünüyor. Her alanda bir sağırlar diyaloğu yaşıyoruz. Yani iletişimin kötülüğünden bahsediyor. Birbirimizin hikayesini dinlemeye tahammülümüz yok. Dünyanın giderek cahilleşen siyaseti de besliyor bu kakofoniyi. Kakofoni gürültü kirliliği düz manasında. Herkes bağırıyor, herkes haklı olduğunu iddia ediyor. Bu gürültünün içinde kimin haklı olduğunu anlamaya çalışmaktan geçtim. Kimin ne dediğini bile duyamaz hale geldik. Korkunç bir gürültü çağından geçiyoruz dedi. Ve şurada aslında söyledi. Biz son 10 yıldır birbirimizi dinlemeyi unuttuk. Yani iletişimimiz yok diyor. Günümüzde bencilliğin ve çıkarcılığın her şeyin önüne geçmesi, insanların birbiriyle sağlıklı iletişim kuramaz hale gelmeleri, cevabımız bu olmalı. İnsanların dinlemekten çok kendi düşüncelerini paylaşmak, bu bir yardımcı düşüncedir. Metninde var ama asıl söylediği bu değildi. Yaşam şartlarının insanlara tahammülsüzü yine yardımcı bir düşünce olabilir. Hak savunmak ve adaleti tesis edebilmek için kavgadan başka yol kalmaması, böyle bir şey demedi zaten, cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, 35. soruyla devam edelim. 35 ve 36 bir metne bağlı sorular. Bakalım ne diyor? Charles Dickens'ın yaşarken çok sevilen bir yazar olmasında edebi yeteneğinin ve sevgisinin rolü büyüktür elbet. Ama onu çağın yazarlarından ayıran sadece edebi yeteneği değildir. Byron Shelley, Wilde de yetenekli yazarlardı. Yani yeteneğinden kaynaklanmadığını, onu büyük yazar yapan veya sevilen bir yazar yapmasının nedeni edebi yeteneği değildir diyor. Devam edelim. Onun romanları mutlak bir şekilde o zamanki İngiliz dünyasının zevkini ve estetiğini, ahlakını, nüktesini, düşünce yapısını dile getirmektedir. Dickens içinden çıktığı gelenekle kavga etmeden ya da az çok kavga ederek romanlarının çatısını kurmuştur. Kahramanlarına bazı Kinkiller kadar hırslı ve açgözlü, ne de Dostoyevskinkiller kadar ateşli ve coşkuludur. Genel olarak makul bir gelir, sevimli ve sadık bir eş, bir düzine çocuk ve güzel bir ev, birkaç da hoş sohbet, arkadaş mutlu etmeye yeter onun kahramanlarına. Beklentiler küçük ama hayat bu küçük beklentilerin dahi gerçekleşmesini engelleyecek kadar acımasızdır.
Kahramanları küçük mutluluklar için büyük ödel, büyük bedeller öderler her zaman dedi. Bakalım sorumuza. Bu parçadan hareketle hangisi Charles Dickens'ın çok sevilen bir yazar olmasının nedenleri arasında gösterilebilir? Okurun beklentilerini daima birinci planda tutması, böyle bir şeyden bahsetmedi. Çağdaşı olan yazarların etkisi altında kalmaması, ya özgün olduğu için çok büyüktür, seviliyordur demedi. Yazdıklarıyla çağının sosyal ve düşünsel yapısının örtüşmesi, onu büyük yapan dedi. O zamanki İngiliz dünyasının zevkini, estetiğini, ahlakını, nüktesini, düşünce yapısını dile getirir. İçinden çıktığı gelenekle kavga etmez. Yani onunla aynı şeyleri söyler. Sosyal ve düşünce yapısının örtüşmesinden bahsediyor. Cevabımız C. Evrensel değerlere ters düşmesi değil, alışılmış roman anlatı tarzının dışına çıkması değil. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Hemen 36. soruya da bakalım. Bu parçaya bağlı bir soruydu. Bu parçadan hareketle Charles Dickens'ın roman kahramanları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Şurada söyledi. Onun dedi, roman kahramanları Balzac'inkiler kadar hırslı ve açgözlü değildir. Dostoyevski'ninkiler kadar ateşli ve coşkulu değildir. Genel olarak makul bir gelir, sevimli ve sadık bir eş, bir düzine çocuk ve güzel bir ev, birkaç da hoş sohbet arkadaş mutlu etmeye yeter onun kahramanlarını. Küçük şeylerden mutlu olabiliyorlarmış. Beklentiler küçüktür ama hayat bu küçük beklentilerin dahi gerçekleşmesini engelleyecek kadar acımasızdır. Beklentileri de gerçekleşmiyor. Bakalım. Azla yetinmeyi bilmeyen, tam tersi, kendi halinde yaşayan kahramanlar genellikle büyük bir engelle karşılaşırsalar da bir şekilde bu engellerin üstesinden gelmeyi başarır. Hayır, başaramazlar diyordu burada. Geniş bir hayal dünyasına sahip olmayan fakat yaşamdan büyük beklentileri olan insanlardır. Beklentileri yok. Çoğunluğu hayatta en üst noktadan başlamış olsa da ilerleyen dönemlerde yaşamız... Hayır, öyle bir şey demedi. Küçük mutluluklar peşinde koşan ama çoğu zaman bunları elde edemeyen ortalama insanın kahramanlarıdır bunlar arkadaşlar. 36'da Edirne oluyor bu yüzden. 37. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçadan hareketle çağdaş şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Türk şiiri anlam hastasıdır. Ta başından beri anlamla başı dertlidir. Şiirin ille de bir anlamı olmasını istemiştir ve bu giderek şiirde nutuk havası oluşturmuştur. Şiirin konusu ne derler? Ne anladın derler? Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyen insanın sorularıdır. Demek ki çağdaş şiir anlam hastası değil, çağdaş şiirde anlam aramak gereksizdir diyor. Yani son cümlemiz bu şimdiye kadar olanlar eskiyle alakalı bilgilerdi, anlam ararlar falan derdi. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyen insanın sorularıdır diyerek çağdaş şiirde anlam aramanın gereksiz olduğunu söyledi. Bakalım hangisi söylenebilir? Çağdaş şiirin ilk dizesi şiirin her şeyidir. Şair ilk dizeyle şiirin sonuna dek sürecek olan yapıyı kurabilir diyor. Yani bu bundan bahsetmedi değil mi? Çağdaş şiirde önemli olan fikirdir. İlk okunuşta diyor anlaşılmayan şiire çağdaş şiir diyebilmek doğru bir yaklaşım değildir. Burada da anlam aramanın gerektiğini söylüyor. Bu da tam tersi aslında. Bunlar değil. Geleneksel şiirde var olan sanatsal özelliklerin çağdaş şiirde ortadan kaldırılması, yepyeni ve özgün bir şiir anlayışı ortaya koymak arzusundadır. Şimdi burada anlamla ilgili bir vurgu vardı. O yüzden C'de evet yeni şeyler söylüyor diyor ama anlamla alakalı bir şeyden bahsetmedi. Dursun. Çağdaş şiirde anlam şart değildir. Şiiri duymak, duyurmak, işaret etmek, hissettirmek önemlidir. Evet, cevabımız Deniz'de olmalı. Gerçek olduğu gibi sunulmamış. Burada da gerçeklerden bahsetmedi zaten. 37 Deniz'dir arkadaşlar. Evet. 38. soruya bakalım. Ne diyor? Bu sözleri söyleyen kişi sanatın hangi özelliğini vurgulamaktadır diyor. Saklamama gerek yok. Yazı bana hayatımı geri vermiştir. Hayatını geri vermesi benim için kutsaldır. Bu duyguyu sadece son kitabımda değil, hemen hemen bütün kitaplarımda ele almaya çalıştım bugüne kadar. Sanat merhemdir, bütün yaralara iyi gelir. Merhem olmak, yaraya iyi gelmek yani tedavi edici etkisinin olmasından bahsediyor. Didaktik, öğretici değil, toplumu birbirine yakınlaştırma gücü değil.
Onarıcı etkisi, tedavi etkisi 38 Ceyhan olmalı. Ortak duygular uyandırması yaratıcı gücü değil arkadaşlar. Onarmak, tedavi etmek Ceyhan'dır 38 arkadaşlar. Evet, 39. soruya bakalım. Bu parçadan hareketle Şukufe Nihal ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Şukufe Nihal'in ilk şiir kitabı Aruz'la yazdığı Yıldızlar ve Gölgeler'dir. Bu kitabındaki şiirlerinde Tevfik Fikret'in etkisi vardır. Yazar daha sonra milli edebiyat akımını benimsemiş ve hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlamış. Yani sanat anlayışı değişmiş. Saf ve temiz bir Türkçe kullanmış. Daha sade bir dile geçmiş. Ne var ki Şukufe Nihal çağdaşı yazarlardan sıyrılıp özgün olmaya çalışsa da bunu bütünüyle gerçekleştirememiş, içerik yönünden yeni olmayan tamlamaları ve şiirlerinde sıklıkla kullanmıştır diyor. Yazar gazetelerin ve edebi eserlerin dilini sadece aydın zümrenin anlayacağı şekilde değil, en ücra köşede bulunan mahallelerdeki insanların da anlayacağı tarzda olması ve onların eğitilmesi için sade bir dil tercih edilmesi gerektiğini düşünüyor. Dilinin sade olduğundan bahsediyor ama özgün bir sanatçı olmadığından bahsediyor. Bir bakalım şıklara. Edebiyatın didaktik amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini düşünür. Evet, onları eğitme amacı dediğinde var. Kendine has bir şiir yaratmaya çalışmışsa da tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Evet, burada söyledi bunu da. Edebiyatın sadece seçkin bir zümreye hitap etmemesi gerektiğine inanır. Evet, sadece diyor işte aydın zümrenin anlayacağı değil de en ücra köşede bulunanlar da ilgilenmeli diyor. Onlara da hitap etmeli diyor. Duru ve anlaşılır bir dil kullanarak şiirimizde Tevfik Fikret geleneğini yaşatmıştır. Hayır, Tevfik Fikret'in bir süre etkisinde kalıyor ama sonra milli edebiyat anlayışına döndüğünü zaten söylemişti. Cevabımız arkadaşlar D olmalı. Zaman içerisinde şiir anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Ondan da bahsetti zaten. Milli edebiyat anlayışına döndüğünü söylemişti arkadaşlar. Evet. 40. soruya geçelim. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür? Aydınlanma dönemiyle birlikte evreni anlama ve anlamlandırma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu dönemde Orta Çağ boyunca Avrupa'da devam eden kilise etkisi artık kırılmış ve akla, gözleme ve deneye dayalı evrensel yasaları keşfetme çabası önem kazanmıştır. Rönesans, reform ve coğrafi keşiflerin sonucunda bilim giderek yaygınlaşmıştır. Evrenin işleyişiyle ilgili ortaya atılan bilimsel araştırma sonuçları Avrupa'yı derinden etkilemiştir. Böylelikle doğa bilimleri alanında geçerli olan yasalar yavaş yavaş keşfedilmeye başlanmıştır. Bakalım arkadaşlar. Dünyadaki doğa olaylarının hatta evrensel işleyişin tek bir yasa türünden açıklanması imkanı doğmuştur. Bahsetmedi. Doğa bilimlerinde yaşanan çok sayıda bilimsel gelişme sosyal bilimleri de etkisi altına almıştır. Bunu da söylemedi. C'de sosyal bilimler alanında çeşitli yasalar keşfedilmek istendiğinde doğa bilimlerinin yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bunu da geçelim. Bilimsel gelişmeler aydınlanma döneminde din eksenli anlayış sistemini zayıflatmış, yapılan çalışmalar bilimsel düşüncenin etki alanını genişletmiştir. Evet, burada söylemişti. Orta Çağ boyunca Avrupa'da devam eden kilise etkisi, dini inanış, aydınlanma döneminde kırılmış, akla ve gözleme dayalı evrensel yasalara önem verilmeye başlanmış demişti arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli olmalı. E'de aydınlanma dönemindeki bilim insanlarının düşünce tarzı söz konusu dönemin hakim anlayışının etkisinde kalarak gelişme göstermektedir. Hayır, etkisinin kırıldığından bahsetmişti zaten arkadaşlar. Bir dahaki denemede görüşmek üzere.